Evet, iyi akşamlar. TV53 ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyoruz. Gündem Rize programında bu akşam Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan'la birlikteyiz. Biçem kampanyasının sonuna geldik. Hem bir sektör olarak hem ticaret borsası olarak çay kampanyasını ve Rize'deki borsanın çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Evet, Sayın Erdoğan, programımıza hoş geldiniz. Evet, bu yıl 2021 çay kampanyası, 17 Mayıs'ta açılan çay kampanyası sonuna gelindi. Bu kampanyayla ilgili düşünceleriniz, çay sektörüyle ilgili düşüncelerinizi. Evet, Mustafa Bey, çok teşekkür ederim. Öncelikle bizleri ekranları başında izleyen değerli vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyor, saygılar sunuyorum. Evet, az önce sizin de söylediğiniz gibi 17 Mayıs'ta başlayıp işte 22-23 Ekim tarihlerinde de sonlanan, aslında kalan kısmıyla özel sektördeki bazı firmaların çalışmasıyla ve vatandaşın kalan ürününün de alımıyla devam eden bir kampanya var diyebiliriz, ama çoğunluk olarak, resmi olarak Çaykur tarafından ve büyük ölçekteki özel sektör tarafından da sonuçlanan bir kampanya süreci oldu. İyileriyle kötüleriyle bunu geride bıraktık. Tabii ki geride bıraktığımız dönem içerisinde yaşanan sıkıntılar ve önümüzdeki 2022 yılı sezonunda bunlardan da ders çıkartarak neler yapmamız gerektiğini belki bu programda ve bu önümüzdeki yaş çay sezonuna kadar da konuşacağız inşallah. Nihayetinde sezon tamamlandı dedik. Bu bir tahmini rakamı olacaktır. Birinci, ikinci sürgün ürünleri tamamen tescillendi ve net olarak belirlendi, ama işte Çaykur'un 240 bin ton civarlarındaki alımıyla beraber, özel sektörün alımlarıyla beraber yaklaşık 350 bin tonun üzerinde bir rakamla da 3. sürgünü tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah bu üretmiş olduğumuz ürünün satışından da gerektiği şekilde gelir elde ederek önümüzdeki sezona hazırlanmayı da Rabbim nasip eder inşallah diyorum. Teşekkür ederim. Evet, Çaykur 860 bin ton dolarında bir çay aldı. Evet. Geçtiğimiz yıl 752 bin ton almıştı. Çayda çoğunluğu geçen sene özel sektör bu seneden daha az mı aldı? Yani geçen sene özel sektör hemen hemen %35 dolarında bir çay almıştı. Bu yıl özel sektörün durumda. Yani Çaykur mu daha fazla yüklenmiş oldu? Şöyle, tabii ki yani önceki yılların birikimiyle beraber ve piyasadaki dönen rakamlardan baktığınız zaman özel sektör bir şekilde kendi gardını almak zorundaydı. Şimdi 2020 yılında yaklaşık 1 milyon 440 bin tonluk bir üretim yapmıştık. Bunun %50-50 olarak aşağı yukarı Çaykur'la özel sektör eşit miktarlarda almıştı. 1-1,5 puan gibi bir fark vardı. 2021'in sezonunda değerlendirdiğimiz zaman yaklaşık 60'a 40 gibi bir durum ortaya çıktı. Yani %60'ını, yani 1.350.000 tonu %60'ını Çaykur aldı gibi bir durum ortaya çıktı. Aslında incelenmesi gereken taraf, neden özel sektör çaya yüklenmedi? İhtiyacı vardı da mı almadı, yoksa ihtiyacı yoktu, stokları vardı da almadı, bu denli Çaykur'a bir yüklenme oldu? Neden fiyat rezilelerini yapmadı özel sektör? Tabii ki Çaykur'un bir politikası vardı, devlet politikasıdır bu. Ama özetle şöyle bakacak olursak, geçmiş yıllarda, yıldan yıla devirlerde, mesela 2016'dan 2017'ye geçerken sıfır stokla geçmişti özel sektör. Ve 2017'de hatırlayın, %51'lik bir alım yapmıştı özel sektör, %49'da Çaykur kalmıştı. Neden bunu yapmıştı ve ne olmuştu bunun sonucunda? O stoğun olmamasıyla beraber 2017 yılında Çaykur, hatırlayın, yanılmıyorsam 630 bin ton civarlarında bir çay almıştı. 700 küsür bin ton civarında da özel sektör almıştı. Bunun gerekçesi neydi? Bir, sıfır stok. Hani özel sektörün
sezona girerken elindeki stok sıfırdı. Bu neyi gerçekleştirdi bize? Hem hatırlayın o dönemler kanun çalışmaları yine hızlanmıştı. Bizlerin yaptığımız çalışmalar, özel sektörün kendi şeyiyle beraber. Hani bunu farklı argümanlara da taşınır ama özel sektör Çaykur taban fiyatının üzerinde de alımlar gerçekleştirmişti biliyorsunuz. Evet o da. Şimdi ne oldu da 2021 yılında bu terse döndü. Özel sektör çay almak istemiyor. Hiçbir şekilde fiyat yükseltmedi. Yani belirlediği bir barem vardı kendine. 2700-2800 baremleri birinci, ikinci sürgünde 3 lira gibi fiyatlar. Bunun üzerine neden çıkamadı? Bir sürü argüman sayabiliriz bunun arkasında. Enerji fiyatlarının girişi, işçilik maliyetlerindeki artış, eleman bulunmayışı ve son üçüncü sürgünde kömür fiyatlarının dolar bazındaki yükselişine bakalım. Sürgüne girerken 150 dolar gibi bir fiyattan kömürün tonunu almak durumundaydı. Bugün son sürgüne geldiğimizde 330 ile 360 dolar arasında bir fiyat ortaya çıktı. Hem dolar 8.50 fiyatlarından 9.5 fiyatlarını buldu. Düzelteyim 8 lira fiyatlarından 9.5 lira fiyatlarını buldu. Hem de %110'luk bir döviz bazındaki bir artış. Bunlar tabii ki haliyle kendini koruma altına alan bir sektör getirdi karşımıza. Yani bugün hala devam eden çaydan ben satın alan arkadaşlarımın hiçbirinin kâra geçeceğini de düşünmüyorum. Dolayısıyla başından dibine kadar sezonu bitirdik ama ne üretici mutlu, ne bunu taşıyan mutlu, ne sanayicisi mutlu, ne devleti mutlu, ne sanayicisi Çaykur'u mutlu, ne de tüketen insanlar mutlu. Böyle bir sezon geçirdik. Peki çayda tarımda bir destek var, mazot desteği. Bu birçok yılda evet. Var. Çayda bu desteği bittiği borsa olarak belki kurum bunu gündeme getiremiyor. Devletin bir kurum olduğundan dolayı da borsa olarak bunları gündeme getirmiyor musunuz? Yani sanayicinin desteklenmesi amacıyla yakıtta, işte taşımacılıkta onun çay alimiyelerine siz kendi çayınızı taşıyorsunuz. Fabrikalar kendi çaylarını taşıyorlar. Böyle bir destek isteme söz konusu olmuyor mu? Yani ticaret borsa olarak çay sektörünü temsil eden bir borsa olarak böyle bir Cumhurbaşkanı'yla da iyi görüştüğünüzü biliyoruz. Böyle bir destek, böyle bir paket talebiniz hiç olmadı mı? Şimdi bir sürü destek var çaya baktığımız zaman. Hani Ankara'da bakanlarla veya üst bürokratla görüştüğümüz dönemlerde baktığınız zaman kalem kalem sayılabilecek bir sürü destekler var. Budama desteğinden tutun, tarım desteğine kadar, yakıt desteğinden işte nedir ürün desteğine kadar vesaire topladığımızda bir sürü kalem destekler var. Ama bunların hiçbiri tabii ki sizin de dediğiniz gibi size yansımıyor. Sanayiciye doğru yansımıyor. Nerede kalıyor? Vatandaşa yansıtmış oluyor, müstahsile yansıtmış oluyoruz. Ama şimdi bir düşünün. Mazot desteği. Tarlada kullanılan mazotlu ne olabilir? Müstahsil, zaten mazot yok. Çiftçinin kullanabileceği ne olabilir çayda? Hiçbir şey yok. Kalıyor budama desteğiyle. Yani diğerlerini de geçiyorum. Yani alan bazlı destekler var. Mesela tarla parası dedikleri. Yok bilmem ÇKS kaydına bağlı olarak bilmem destekler falan. Bunlar bizim burada şey değil. Biliyorsunuz yani en büyük çay tarlası alanları 15-20 dönümle sınırlı. En küçüğü de 500 metrekare ile yani yarım dönüm gibi bir şeyle sınırlı aşağıya doğru topladığımız zaman ortalamada 5 dönümlük bir şeyi var. Alan büyüklüklerimiz var ortalamada. 30 lira dönüm başına destek verilse tutun bugün hesap edin. Yani çiftçi başına 150 TL gibi yıllık bir destek olabilir. Ben çiftçi bazında demiyorum. Örneğin... Evet oraya geleceğim ben anladım. Sorunuzu net anladım. Oraya geliyor 150 lira civarında bir destek var. Ve bu ÇKS'ye bağlı. ÇKS'yi girebilmek için, bu desteği alabilmek için gidip ziraat odalarından bir ÇKS dosyası almak gerekiyor. Bunu da bildiğim kadarıyla parayla veriyorlar. Onu gidip bankaya sunmak gerekiyor. Banka üzerinden alınacak şeylerde Çaykur'a taşınacak vesaire. Kimse bunu yapmıyor. Dönüyoruz mazot desteği. Onu da kimse yapmıyor.
Sanayi diye sadece budama ve nedir? Ürün bazlı destekten kalan şey oluyor. Koyduk yan tarafa. Sanayici açısından baktığımız zaman ne olabilir diye. Yıllardır üzerinde çalıştığımız bir selektif kredi çalışmamız biz krediden var. Çok enerjidir, yakıttır, nakliyedir. Oraya geliyor zaten. Bu dediğim şey de oraya geldi. Yani selektif kredinin şeysi nedir? Sen gidersin sanayici olarak başvurunu yaparsın. Devletten bir kredi veya bankadan bir kredi şey yaparsın. Selektif kredi şeyinde burada sen nesin? Yaş çayı alıyorsun, bunu kuru çaya çeviriyorsun. Yani yaş çaydan kuru çaya döndüren bir sanayicisin. Senin aldığın kredinin %50'sini, %70'ini faizin %70'ini devlet karşılar, sübvanse eder mantığında bir kredi var. Sanayiciye uygun bir krediydi bu. Çünkü onun belli şeylerini. Yıllardır üzerinde çalıştık. Sağ olsun, kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Osman Aşkın Bak, eski bakanımız bir sürü çalışmalar yaptı. Bunu bölge milletinin yine Hayati Bey'e de taşıdık. Bakanlara gittik, geldik, ettik. Bir türlü yoluna koyamadık bu süreci. Yani bu sanayiye destek verilecek olan şeyi, bu destek olacak olan selektif kredi olayını ortaya koyamadık bir türlü. Baktık, başka ne yapabiliriz? Bu Tarım Bakanlığı'nın vermiş olduğu işte kırsal kalkınmayı destekleme projelerinden destekler sağlanabilir mi? Evet, veriliyor ama bir verilen insana 5 yıl daha verilmiyor. Artı o destekten faydalanabilmek için bir sürü argümanlar konuluyor önünüze. Yani şunu söyleyeceğim. Çay tarafına verilen şeyde özel sektörün hiçbir destekten faydalanma durumu yoktur. Ve bunun için çalıştık mı? Kesinlikle çalıştık. Mesela bugün yine yereldeki mali müşavir arkadaşlarımızla beraber modernizasyon ve sistem yenilemede bir teşvik belgesi sunumu olsa, bu vergiden de yarı yarıya muaf tutar insanları ve yaptığın yatırımı da belli miktar vergiden düşersin. Bu da bir teşviktir, destektir sektöre şeklinde. Bunda da bir sonucu daha henüz varamadık. Yani şöyle bir şey var. Devletin çay tarafına baktığınız zaman destek olarak şeyinde bir, üreticiye destek veriyor. Az çok veriyor. %13 kuruş bir destek yıllardır aynı. Aynı. Artık budama desteğiyle beraber bu veriliyor. Bir de nedir? Çaykur devlet kurumudur. Kit olarak zarar ettiği zaman bu karşılanıyor. Başka bir desteği yok. Şimdi bu destek verilmemesi, tarıma destek verilmemesi, sektöre, çay sanayisindeki sektöre destek verilmemesi üreticinin üzerine, üreticiye yansıyor bu. Niteçim siz çömürü 150 dolardan 30-30 dolara aldığınız zaman taban fiyatı direktman eşya çekmeniz gerekiyor ki buradan elinizde bir şey kalsın, çare etsin. Veya elektrikte destek alamadığınız zaman yine üreticiye yansıtıyorsunuz. Veya mazotta destek alamadığınız zaman yine özel sektör üreticiye yansıtıyor. Peki bu ortak bir akılla, yani bakanlıkta bu tür destekler üzerine, işte Ege'ye verilen, Marmara'ya verilen, Akdeniz'e verilen bu tür mazot desteği, enerji desteği, Urfa'ya verilen enerji desteği, bu tür destekler bir tablo haline getirilip de istenemiyor mu? Şimdi dediğim gibi birçok konuda gittik. Bir tanesinde yol alabilmiş olsaydık, herhangi bir bakanlıkta, yani gerek Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nda, gerek Ticaret Bakanlığı'nda veya Tarım Bakanlığı'nda veya Hazine Bakanlığı'nda, bunların bir tanesinden yol alabilseydik belki diğerlerine de ön açılırdı. Ama maalesef ki çay sektörüne karşı devletin genel bakışını söylüyorum. Yani desteklerden faydalanacak bir sektör olarak görünmüyor. İçeriye baktığımız zaman, hani bizim 200 bin müstahsilimiz ve bölgede çayla iştigal 1 milyon insanı düşünün. Onların gözünde de özel sektör destek verilecek bir kurum gibi görünmüyor. Doğru mu? Evet, yani böyle taban fiyatları aşağı düşürdükçe, çektikçe, evet, kafalarına göre hareket ettikçe özel sektörde vatandaşın gözünde gittikçe küçülmeye başladı. Şimdi böyle bir ortamda bölgenin sosyoekonomik açısından kalkınmasına baktığımız zaman bunu yarısını Çaykur görüyorsa yarısını da özel sektör görüyor, değil mi bu şey?
Ben size bir rakam vereyim. Bugün Çaykur'da 12.140 kişi çalışıyor değil mi? Mevsimlik ve sezonluk ve daim Kadir. Olarak şey olarak. Ama özel sektörde 13.000 kişi çalışıyor. Şimdi birini farklı değerlendirmemek lazım. Benim eğer çay kurumuma belli bir zarardan dolayı bir destek veriliyorsa, bu özel sektörde de verilse, tutup şunu söyleyebilirsiniz. Hiçbir özel sektör taban fiyatının altında çay alamaz. Bunu söyleyebiliriz. Peki bu istismar edilebilir mi? Mesela? Özel sektör tarafından. Şimdi devletin işi zaten kontrol. Devlet üretmez normalde. Bak, dünyanın hiçbir yerinde, kalkınmış ülkelerde, sanayi anlamında da tarım alanında da, kalkınmış ülkelerin hiçbirinde devlet üretim yapmaz. Devlet kontrol mekanizmasını yapar. Gerekirse tutar sanayiciye desteğini verir ama onun herhangi bir vergi kaçırmasına, herhangi iştigal olduğu alandaki çiftçiye ve devlete karşı herhangi bir suistimal yapmamasına için kontrol yapar. Ama bizde çay sektöründe bu farklı. Benim dilim bunu söylüyorsa, inanın gerçekten bu farklı. Bugün ne yapılması lazım Mustafa Bey? Bir sektör ve Türkiye'nin yani %75'i Rize'de, bir kısmı Trabzon, Giresun ve Artvin'de olmak üzere bütün ülkenin çay ihtiyacını karşılayacak bir sektör. Bunun içerisinde 165 tane sektörden firma harıl harıl çalışıyor. 4 ay, 5 ay diyelim, 5 ay içerisinde toplam 80-90 gün çalışarak bütün Türkiye'nin ihtiyacı olan çayın üretimini sağlıyor. Kontrolü çok kolay. Hiç kimse de suistimal yapamaz bunun içerisinde. Ama gerektiği şekilde destekler ve şeyler, kontrol mekanizmaları da yerine getirilirse. Yani bugün bir özel sektör firmasına gidin, herhangi bir özel sektör firmasına gidin, size alacakları ve soracakları net şey budur. Hiçbir şey almıyoruz ki, ne verelim? Yani her hepsiyle de şunu söylemek istemiyorum, Çaykur'da demek istemiyorum. O bizim kurumumuz. Özel sektörün önünde lokomotif görevi gören bir kurum. Ama bir taraftan da özel sektöre verildiği kadar iftiham bizlere de verilmeli. Yani özel sektör tarafında da verilmeli diye düşünüyorum. Yani 2022 yılına girerken şöyle bir şey çıksa, Çaykur'un fiyatları, raftaki fiyatlardan bahsediyorum, Çaykur'un fiyatları belli bir seviyede, özel sektörün fiyatları da belli bir seviyeye çıkartıldığı takdirde ve bundan taviz verilmediği sürece, özel sektöre şunu söyleyebiliriz. Kardeş, ülkeye yetebilen çayı üretiyoruz. Bunu devlet söyleyecek o zaman. Ama bugünkü noktada bunu söyleyemiyoruz. Neden söyleyemiyoruz? Gittiğimiz zaman rafta 31-32 liradan bir ürün satılırken, dev bir markanın ürünü satılırken, sen de bu fiyata veya bunun üzerine bir fiyattan satacaksın. Bunu özel sektöre söylemek biraz abes. Hiçbir mantık bunu almaz. 30 liraya Çaykur, 35 liraya Çaykur satılırken sen bu fiyata satamazsın. Sen 5 lira altından satacaksın. 25 ile 30 lira arasında satacaksın. Buradan sattığın zaman bundan marketin payını, bayinin karını, paketleme masrafını, KDV'sini düştüğünüz zaman elinizde olan şey belli. Bunu geri çevireceksiniz. Yaş çaya. Oradan kuru çaya, kuru çaydan tekrar pazara döndüreceksiniz. Yani maliyet analizi zor veya böyle çok fazla nasıl diyeyim bunu, çok fazla muhasebecilik gerektiren bir format değildir kardeş. Peki bunun çözümü, şimdi biri soru sormuş, özel sektör 2,5 liradan çay alıyor, bu düzelebilecek mi diyor. Tabii ki demin açıkladığınız gibi devletin desteği, işte yakıtların yakıt fiyatlarının yükselmesi, enerji fiyatlarının yükselmesi, sigorta, ayrıca bunun yanında sigorta fiyatları yine yükseldi. Bir sürü girdisi var çayla ilgili. Tabii bunu derken Çaykur'un da taban fiyattan alması
Çaykur'un zararın karşılanması, az önce söylediğiniz gibi Çaykur'un zararı karşılanması, özel sektörün bundan hiçbir destek alamıyor. Peki bunun çözümü ne? Yani çözüm olarak ticaret borsası olarak hem üreticiyi ezmemek hem sektörü ezmemek için ne gibi bir çalışma yapılması gerekiyor? Şimdi bakın, Çaykur'la bütün özel sektör firmalarının aynı yolda yürüyebilmesinin yolunun oluşturulması lazım. Bu nasıl olacak? Bir, birindeki maliyet fiyatı nedir? 3.87 TL'den taban fiyatta herkes yaşça aldığı zaman ortalama maliyet fiyatı ne olur? Eskiden hep 5 kilo çaydan 1 kilo derdik. Satılabilir, piyasaya girebilir çay 6 kilodan oluşur bugünkü ortamda. Ne olacak diyoruz ya, oraya geleceğim. 23 TL yaş çay. Üretim maliyetleri, bunu iki şeyde koyacağım. Çaykur tarafında 6 lira gibi bir şey vardır. Maliyet. Üretim maliyeti vardır. Özel sektör tarafında da 5 lira gibi ama 4 lira yazabileceğimiz bir maliyet. Maliyet vardı. Üretim maliyeti. Yani yaş çayın üzerine konulacak diye. Şimdi Çaykur üzerinden bu işi yaptığımız zaman 29 TL gibi bir ortalama. Bu 28 olur, 29,5 olur, 28,5 olur. Ama 29 lira gibi bir maliyet çıkıyor çuval çayda. Peşin ödenmiş günlük maliyet. Yan tarafa koydum. Özel sektörde de taban fiyattan yapılmış şeyin karşılığı 27 liradır. Şimdi bunların üzerinden gittiğimiz zaman paketli çay ne olacak? Çaykur'da artı 3 lira paket. Paketleme gider. Özel sektörde 2 lira diyorum. Hep aşağısından söylüyorum. Artı nakliye ve pazar. Pazarlama gideri olarak söyleyeceğim. Marketin payı dahil içerisinde. 5 TL. Bu çok azaltılmış bir rakamdır. Artı 5 TL. Özel sektörde artı 4 TL. Artı ne? KDV. Topladığımız zaman 29 artı 3, 32. 5 daha 37. Artı KDV. 40 lira. 4 lira da onu koysak 40 lira diyelim. Bu ne demektir biliyor musun? 40 TL rafta Çaykur'un fiyatı aşağıda olmayacak. Bunda kar yok. Özel sektörde 35 TL'ye geliyor bu rakam. 35 TL'de de Çaykur'un özel sektörün rafta fiyatı aşağıya olmayacak. Kar yok yine. Kar yok. Bunun malını iyi yapan adam, iyi mal yapan adam bunlar. Yani 100 ton çay yapıyorsan bunun 20 tonunu iyi çay yaparsın. Özel sektör tarafından bunu 40 TL'ye satarsın. Çaykur'un 45 TL, 50 TL'ye satacağı altın baş gibi filizin üstündeki ürünleri vardır. 50 TL'ye sattığın zaman bundan kar etsin. Şimdi demek ne oluyormuş? Alttan yukarı baktığımız zaman tavan fiyat artı paketleme, artı pazar ve işte raf market payı diyelim, market payına verdiğimiz zaman oluşan şey. Bugün gerçekleşen ne? Bugün 1 kilogram tiryaki çayın belli marketlerde vesairede 35 lira civarında ama 32 liradan satıldığı yerler var. 33'ten var, 35'ten var. Ortalaması 33 liradan gidiyor. Özel sektör bunun neresinde olmalı? Deminki rakamda 5 lira aşağıdaydı değil mi? 27 lirada olması lazım rafta. Oradan geriye düştüğünüz zaman 1 kilogram yaş çayı 17-18 liraya mal etmesi lazım. Evet. Buraya satabilmesi için. Peki, işçiye bir ay maaş vermezsen öbür ay çalıştırabilir misin? Çalıştırım, zaten bulamıyorsun. Elektrikçiye, elektriğe düzelteyim.
Bu ay fatura ödemesen bir daha keserler mi? Keserler. Kart diye keserler. Kömürün bir ay faturasını ödemediğin zaman veya bir kamyonun faturasını ödemediğiniz zaman diğerini alabilir misin? Alamazsın. Enerji de böyle, her şey de böyle. Elinde ne kalıyor senin döne olarak? Yani maliyet girdisi olarak yapacağın hiçbir üründe bir iktisata gidemiyorsun. Elinde tek şey kalıyor, ham madde. Dönüyorsun müstahsile. Hani vurun abaliye misali var ya, dönüyorsun o tarafa. Mecburiyetten dönüyorsun. İster istemez dönüyorsun. Bunun tek sebebi devletin destek vermesi. Burada çok net söyleyeyim kardeşim. 35 lira, düzelteyim 40 liradan aşağıya rafta malı olan herkesi denetlemesi de lazım devlet. Bir yerinde bir hile vardır onun. Ya müstahsilden ucuz alıyordur, ya elektriği kaçak almıştır, ya kömüre para vermemiştir, ya işçinin parasını vermemiştir, ya atıyorum müstahsile ucuz yaşça almıştır. İşte bütün bunları denetleyecek ve rafta fiyatın o seviyede olacağı bir mekanizma oluşturmamız lazım. Bu da yasal bir düzenlemenin dışında başka türlü çözümü yoktur. Peki bu çay kanununda, gireceğiz ona da, çay kanununda bu maddeler var mı? Yani siz de sizin de görüşünüzü alındı. Üniversite tarafından çay kanunu sizin ziraat odalarının görüşü alındı. Çay kanunun içinde böyle bir maddeler var mı? Şimdi bakın, Mustafa Bey hatırlayın 2009-2010 yıllarında o ilk çay kanunu çalışması yapıldığı dönemde sizin de zaman zaman karşı olduğunuz, zaman zaman da yüksek derecede destek olduğunuz o çalışmanın içerisinde bir şey vardı. Yaş çay taban fiyatı belirlenecek. Rize'deki o kurulda buna çay kurdan adam olacak. Müstahsil temsilciler olacak, ziraat odaları olacak, sanayiciler olacak. Bakanlıktan da insanlar olacak şeklinde toparlanmış şey de yaş çay taban fiyatı belirleniyorduk. Bunun haricinde yine o kurul tarafından kuru çayın taban fiyatı belirlenir diyorduk. Hatırlıyor musun? Evet. Ve o borsa sisteminde o taban fiyattan mal satılırdı. O kuru çayın taban fiyatının oluşturulmasında da maliyet artı kar vardı. Bunda da olduğunu düşünüyorum. Taban fiyat belliyse, bir ürüne taban fiyat koyuyorsan, ürünün ham maddesine de bir taban fiyat oluşturmak gerekir. Ben bunu açık açık üniversiteden görüşümüz isteyen arkadaşlar Ali Hoca'ya hepsine söyledim. Ve onlar da aynı mantık üzerinden gittiler. Taban fiyatını koyuyorsak yani kuru çayın fiyatını da koyacağız. Kuru çayın da bir tabanını koyacaksın. Artı bunun paketlemesi, artı pazarlaması, artı market payıyla beraber rafta kaç para olmalı? Aynı az önce yaptığımız hesap gibi. Denetimi nereden yapacaksın? Rafta. Rafta kardeşim, bir kere benim ürünümü karşı satamazsın. Şimdi bazıları bunu yapabilir ya, yani sen %15 marj veriyorsun ona, diyorsun ki benim ürünümü 40 liradan sat diyorsun. O tutuyor 35 liradan satıyor. Diyor ki ben bundan kar etmiyorum, ürünüm sürüsün diye. Buna da müsaade etmeyecek o üst kurul. İşte çay kurulu bir televizyon, ekranlarda bir TL'ye çay veriyor. Nasıl veriyorsun onu? İşte bu can yakıcı değil mi? Evet. Bu kadar değersiz bir ürün müdür? Bu kadar insanın emeği değersiz midir? Dolayısıyla bunu da kontrol altında tutacak. Yani bir yasal düzenleme bugün çıkacak veya çıkması muhtemel. Bakanlıkta olan taslak çalışmasında da aynı şey var. O olmazsa olmaz. Taban fiyat olmazsa olmaz. Kuru çayında taban fiyat olmazsa olmaz. Ama bunun yanında tabii destekleyici şeyler. Lisanslı depolar kurulmalı, borsa, ihtisas borsa sistemleri kurulmalı vesaire vesaire. Kanun şeyine girecek olursak orada olur. Yani şunu söyleyeceğim. Çaykur'la özel sektörü başta dedim ya, aynı yolda yürütecek bir sistem olmadığı sürece mesela Çaykur'a bu sene devlet çıkarttı. Diyelim ki 50 bin lira atıyorum rakamları, destek verecek Çaykur'a. 50 bini de özel sektöre ayıracak. Aldığı yaş çay miktarına göre yüzdesel olarak destek olarak dağıtacak. Varsa böyle bir borsa sistem üzerinde mi yürümesi lazım yoksa sektörel bazda mı yürümesi lazım desteğin? Kesinlikle. Bakanlıkta her şeye bütün kayıtlar mevcuttur. Aldığı yaş çay oranına göre destek verilebilir. Destek atılabilir. Geri dönüş yapılabilir. Olur. Yeter ki bakın
Bunu da söyleyeyim. O kanun taslağı da bu tip desteklerde sanayiciye çıkacak destekte, müstahsile çıkacak destekte bunların hepsi bizim burada aynı şeyi konuşmamıza bağlı. Az önce bir noktaya değindim. 5 yıldan daha önce 5 yıldan 1 yıl yaşayacak çıkıyordu. 4,5 yıldan 5 yıldan çıkıyordu. Şimdi 6 yılda çıkıyor. Bu neye dayanarak söylüyorsunuz? Yani resmi bilgi olarak söylüyorum. Herhalde. Yani çayda kalite mi düştü yoksa toplaması da mı kalite düştü? Eyvallah. Bakın çok önemli bir nokta burası. Allah razı olsun. Seninle beraber şahit olduğumuz bir konu da vardı. Evet. Açmayacağım o konuyu ama şunu net olarak söyleyeyim. Bakın. Eskiden 1-2,5 yaprak kavramı vardı. Ve bu gerçekleşirdi. 3 yaprak, 3,5 yaprak. Hani bu bir kavramdı ve herkes bunu bilirdi. Bu uygulanırdı. Şimdi bu nostalji oldu bak. 2,5 yaprak çay nostalji oldu. Bana diyorlar ki çay çarşısında niye bir 2,5 yaprak çay yapmadın? 2,5 değil ki. 2,5 çay, yaprak çay diye bir şey kalmadı ki bizim şeyimiz. 6,5 oldu. Nostalji oldu. 6,5, 8,5 ve makas torbasına giremeyen boyutlarda çay üretimi oldu. İşte bunda bir çözüm getirilebilir mi? Şimdi geldiğimiz noktada bakın ben borsa başkanı olarak ve bir sanayici olarak, çay sanayicisi olarak zaman zaman gerek Çaykur'un fabrikalarına, gerek özel sektörün fabrikalarına ve kendi firma fabrikalarımda incelemeler yapıyorum. Uzaktan yapıyorum, yakından yapıyorum. Ürün artık şu şeyden çıktı. Tarladan kaliteli bir ürünü çıkartmak mümkün değil. Bu mantaliteyle, bu kafayla. Hani Çaykur 3.87 taban fiyattan alıyor. Erken ödüyor ya. Çaykur'a da vermiyorlar. Özel sektöre de vermiyor vatan. Ve artı çayın biçilme tekniği makasın tutabildiği oldu. Basit bir örnekle geçeceğim bunu. 1985, 88, 89'a kadar olan veriler var. Bizim fabrikamızın genel geçmişinde tutulakta elle tutulan şeyler. Küçük küçük ajandalarda. %23,5 randımanlar vardı. %22,5'lar vardı. 24'ler de vardı Mayıs'ın şeyinde. %24. Yani ham madde de kuru madde oranı %25. 26 seviyesinde olan yani 1/4. Evet. Bu vardı. Şimdi, tam 1/4 olmasa da. Şimdi 1/6. Çok üzülecek. Aslında iki elimizin arasına kafamızı alacak, düşünecek olduğumuz bir konu. Şimdi 5,5 kilodan da çıkıyoruz. 5 kilodan da çıkıyor açık söyleyeyim. Ama nasıl? Siyah çay değil. İçerisinde odunları, lifleri gördüğümüz bir ürün çıkıyor. Çaykur da aynı, bizde de aynı. Şimdi geçen yıl... Bununla ilgili ne yapılması gerekiyor? Yani ben bu çokun ürün üzerine çok duruyorum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi bir özel sektöre çay verirken dedim ki benim için 20 kilo kes. Adam gözümün içine baktı, neyi kessem dedi, havada sıcak. Dedim ki benim için yabancı işçiler topladı, bunun içinde çok var. Evet. Haram yemek istemiyorum dedim. Bunu kes. Adam dedi ki hayatımda ilk defa senin gibi birinden denk geliyorum. 23 liraya da kestirdim ona. Şimdi demin bahsetmeyeceğim dedim. Oraya götürdüğümüz bir yakınımın çayı vardı. İçine şöyle çaylar çıktı. Bu da harama giriyor. Yani vatandaş bir ölçüde aldığı paranın belki düşük alıyor onu özel sektörden ama bunun karşılığı o değil. Eyvallah. Şimdi elinizde kuru çay var. Sizin de var. Çaykur'un da var. Çaykur satmak için bütün pazarlama ağını piyasaya yaydı. Şu ana kadar 120 bin ton sattı. 150 bin tona çıkartmak için uğraşıyor. Çünkü 165 bin ton dolaylı kuru çay üretti. Bunu satması gerekiyor. Sizin de özel sektöründe var. Onlar da bir ölçüde satması gerekiyor. Toplam tüketim 270 bin dolayında herhalde Türkiye genelinde. Yani evet, biraz daha fakat içerisinde. Bir baktığın zaman 300 bin tonun üzerine bir kuru çay piyasaya girmiş oluyor. Bunun yanında yeni çay alanları açılıyor. Katolarla, ederlerle yeni çay alanları açılıyor. Bunların önüne nasıl geçilmesi gerekiyor? Şimdi bakın bir kere şu örneği tamamlayayım şeyle.
Geçen yıl yaklaşık 30 bin ton civarlarında Çaykur'un bir atığı çıkmıştı. Çok, evet. Düşünebiliyor musunuz ya? Atık. Bir anım da var, onu da anlatacağım bunun şeyini. Tabii bunun parasını ödenmiş. Evet. Hem de yaş olarak ödenmiş. Evet. Yani 30 bin tonun çarpı 5, 150 bin ton buna para ödenmiş. Özel sektörde de aynı miktar var. Hiç aynı yani bezleri alıyorsunuz. 35 bin ton bu sene Çaykur çöp üretecektir diyelim aldığı üründen. Özel sektörde 25 bin ton üretecektir. Ve buna para verilmiştir. Ve artı buna enerji yakılmıştır. Buna elektrik, buna işçilik verilmiştir. Nakliye verilmiştir. Ve bunu kamyonlarla taşımışız. Ve bunu kırmalarda öğütmüşüz. Ondan sonra da getirip tasnifte eskiden, Allah selametlik versin dedemin söylediği gibi. Biz eskiden oğlum çayın içerisindeki odunlukları ayıklardık. Şimdi siz odunların içinden çayı ayıklamaya çalışıyorsunuz. Bu bir tespit ve gerçek bir tespit. Bir anımı anlatacağım. Yine Allah selametlik versin. Yani, İmdat Sütlüoğlu, eski genel müdürüm, sevdiğim abim. Onunla beraber birkaç arkadaşla Kenya'ya bir iş gezisi düzenlemiştik. Gittik. Orada fabrikada yaş çayın işleniş aşamalarını gördük, ettik. Ama atık alan yok. Yani bizim bu çöp alanlarımız var ya, devasa çöp alanları. Böyle bir alan görmedim. Ve nihayetinde şeyi bitirdik. Fabrikaya gezi süredin ya, dedim ki atıklarınızı nerede biriktiriyorsunuz ve nasıl atık çıkartıyorsunuz, ayıklama işlemini nasıl yapıyorsunuz diye sorunca adam gitti şöyle bir avuç toz getirdi bana. Bizim lif alıcıların üstünden çıkan toz gibi. Dedim bu değil dedim, böyle büyük büyük olan ve büyük çapta olan şeyler nerede bunlar dedim falan. Yanımdakine dedi ki ya ben anlamıyorum başkan beyin dedi, ne diyor. O ona tekrar anlatınca falan dedi ki bizde öyle bir şey çıkmıyor. Ha. Sonradan uyandım ki zaten adamlar 2,5 yaprak çay alıyor. Benim dedemin bu fabrikayı kurduğu dönemdeki şeyle, yani çayın içerisindeki odunlukları ayırıyorlardı. Biz farklı bir boyuttayız. Bu bir anı dursun bende. Şimdi biz ne yapmamız lazım? Bir, yasal bir düzenleme yapılırken toprağı düzeltmemiz lazım. Bizim toprağımızın azot ve fosfata ihtiyacı var. Ama bunu kimyasal olarak verdiğimiz sürece hem kendimizi zehirliyoruz, hem havamızı zehirliyoruz, hem suyumuzu, hem çocuklarımıza da bir gelecek bırakmamış oluyoruz. Devletimin bu imkanı vardı, zamanında yaptık, çalıştık, belli şeyler de ortaya çıktı. Yani doğal azot ve doğal fosfat. Bu belli yerlerde kaya fosfatı olarak, azot da yeraltı azotu olarak emilmiş yine topraktan falan çıkartılıp gübre olarak toprağa verilebiliyor. Bunun çalışması yapılıp hasta olan toprağımızı iyileştirmemiz lazım. Bir. İki. Hasta olan çay toplama sistemini düzeltmemiz lazım. Bu bir hasta. Şimdi arkadaşlar öyle bir hale geldi ki Mustafa Bey. Şimdi makinelerle kesiyoruz, evet, değil mi? Benzinli makinelerle. Çünkü el makasıyla vurup kesemediğimiz şeyler var. Kalın odunluklar kesiyoruz onu. Ne yaptık? Bunun için makineler geliştirdik. Büyük büyük, daha güçlü. Yok daha güçlü. Bunu düzeltmemiz lazım. Yani çayı çay gibi toplamamız lazım. Peki bunun için Çaykur'un böyle bir talepte bulunması mümkün değil devlete. Yani biz çayımızı kaliteli alacağız. Siyasi kanadı olduğu için Çaykur'un da bundan girmesi mümkün değil. Sektör olarak, ticaret borsası olarak böyle bir işe girseniz, Çaykur'dan destek isteseniz bir seviyeye gelir mi? Şimdi bak Mustafa Bey, istemesi mümkün değildir, şöyledir, böyledir. Bunları geçelim. Çünkü belli bir siyasi biz kanadı mı? Hayır. Hayır. Siyasetten isteyecek önce. Hayır, siyasetten istersen kaybedeceği bir oy potansiyeli var. Şimdi bakın, kazancı da önüne koymamız lazım. Bir sürdürülebilir olacak o zaman. Hayır, bir de 35 bin 5'ten çarp. Ediyse 180 bin tona yakın bir çay. Bunu parasını alıyor üretici. Evet. Daha üretici istemez ki. Ama bakın,
Zamanında alabiliyor mu? Peki diğer yarısının parasını doğru düz alabiliyor mu? Özel sektördekini. Alamıyor. Veya aldığından bunu katarak sattığından aldığından hayır görebiliyor mu? O zaman özel sektör kendini düzeltecek mi? Hayır görecek mi? Şimdi yavaş yavaş görmüyor zaten. Hayır görmüyor zaten. Yok. Haram. Ben onu haram diyorum. Bunu tarladan biçerken zorlanıyor mu? Biçmede de buna para harcıyor da uğraşıyor ediyor. Hayır, onu zaten taşımakta da aynı şekilde. Hayır, onu zaten işçiye toplatıyor. Tonini 1100 liraya toplatıyor, 1000 liraya toplatıyor. O işçi de düşünüyor ki ben bugün ne kadar toplasam o kadar kar edeceğim. O da ne bulduysa çay tanesinin üzerine onu alıyor. Onun ne denetimini mal sahibi yapıyor. Ne siz yapıyorsunuz, ne çabuk yapıyor. Vereceğim. Hiç öteye böyle konuşmaya gerek yok. 2,5 yaprak özel toplanmışsa ya, bu biraz daha ucu oluyor bu işin ama benim fabrika müdürü arayın Tahsin Bey, bir bakın. Kaç para verdik bu sene? 2,5 yaprak. 10 TL fiyat verdim. Makineyle toplanmış şeyine de 5 TL para verdim. Geldi mi? Gelmedi. Hiç bunu duyurdunuz mu? Ben toplarım hani. Can gider çayları toplarım. Hiç. Ne demek duyurdunuz? Ben müstahsilime yazıyorum da bunu mesaj sisteminden. 2000 küsür müstahsilim var. 1800 civarında kaydım var. Yazıyoruz. Ya bana 2,5 götürün veya 3,5 götürün. Alacağınız fiyat 10 TL'dir. Makasla toplanırsan gene makasla da toplanırsan alacağın 5 TL'dir. Evet. Mustafa gelmiyor. Bunu 5-6 sene önce de denedik. Yine de deneyebilirsin. Ama bunu bir şiar etmemiz lazım. Bakın açık söylüyorum. Bir sınırı olması lazım. İmdat Bey'in yaptığı bir çalışma çok değerliydi. Japonya'da bir sistem vardı. Bir bohçadan elinizle bir tutam çayı alıp atıyorsunuz şeyin içerisinde. Bunun içindeki verimi size direkt gösteriyordu. Ama çok pahalı bir sistem olduğu için getiremedik buraya. Yani senin bu çayından ne kadar şu kadar çıkar. Randıman çıkar kardeşim. Randımanı budur, ona göre şeydir. Fındık da var ya, ona göre değer verilmiyor mu? Evet. Aslında bunların hepsi tarladaki ürünün kötüleşmesini sağlayacak şeylerdir. Çayı yeniden tanımlamamız lazım. Çay 2,5 yaprak mı? 3,5 mudur? 5,5 mudur? 8,5 mudur? Yaprak sayısı. Bunu belirlememiz lazım. Bunu belirlediğimiz zaman ortaya bir şey kalıyor. Alım fiyatının belirlenmesi ve üretilecek olan kuru çayın satış fiyatının belirlenmesi. Yürür mü dedin değil mi az önce bu iş? Yürür. Ama herkes bundan dertlenmesi lazım. Mustafa'nın çaylığı var. Mustafa Bayrak bir müstahsil. Çaylığı var. Çocuklarına tarla bırakacaksa bundan dertlenmesi lazım. Bana hiçbir değer katmaz. Borsada olmak, bunları konuşmak, etmek değer de eksiltmez benden. Nitekim hani bir hain olarak ilan ettik ya üniversitemizi. Bu kanun çalışmasını yapanları kamuoyunda böyle diyorlar. Bize danışmadan şöyle ettiniz, böyle ettiniz, hainsiniz, şöyle böyle. Ya Allah'ını seversen bırakalım bu işleri ya. Gelin birlikte bu işin çözümünü bulalım. 10 yıl önce, 2009-10 yıllarında o çay kanunu çıkartsaydık, en kötü şekliyle çıkartsaydık, bugün şurasında bir değişiklik mi yapsak, şunu mu yapsak diye düşünüyor olurduk. Evet. Bugün bunu hala çıkartmadık, işte şu şöyle dedi, bu böyle dedi, konuşuyoruz ya. 2030 yılına geldiğimiz zaman aynen bu kelimeyi kullanıyoruz. Ya keşke o Mustafa ile programı yaptığımız zaman biraz daha uğraşsaydık da şu kanunu çıkartsaydık. Siyasi emel güden arkadaşlarıma söylüyorum buradan sizin vasıtanızla. Çayın üstünde çalışmasınlar. Siyasetin dışında gelsinler çayı konuşalım. Bugün bölgemde bir sürü milletvekili var. Değil mi? Gelmişler. Belli çalışmalar yapıyorlar her yerde. Ama hepsi koca koca rozetlerini takarak gelmişler burada bir çalışma yapıyor. Ben buna siyasi çalışma diyorum. Bunu diğer siyasiler de yapsa aynısını söylüyorum. Buradaki il başkanı arkadaşlarıma söyleniyor. Yine alttakisinin Mehmet kardeşimizden başlayarak hepsine sesleniyorum. Bu dönemde yaşamanın gereği olarak
bu kanunu 100 yıl sonrasına ürünümüzü taşıyacak bu kanunu çıkartmak bizim boynumuzun borcu. 10 yıldır mücadele ediyorum arkadaşlar. 17 yıldır. İlk 2003'te, 2004'te sizinle program yaptık. 2004 çok... ayrı. Ama borsaya geldikten sonra 11 yıldır mücadele ediyorum. Bu kanunun çıkması için üreticinin hakkını koruyacak, sanayicinin hakkını koruyacak ve nihayetinde bunu bardakta içecek insanların hakkını koruyacak bir kanun çalışması yapalım diyoruz. Niye yapamıyoruz bunu? Her seferinde ne zaman bir gündeme gelirse birileri sanki hazırlanmış gibi bir yerlerden çıkıp bunun olmaması için gerekeni yapıyor. Aslında yapalım diyor ama yapamazsın istemiyor. Evet. Ne yapacağını, nasıl yapacağını bilmiyor. Biliyorsun abi, o dönem hatırlar mısın? Evet. Yani biz taslağı o 800 kurum ve kuruluşla paylaştığımız zaman o güne kadar çayla ilgili bir kelime söylemeyen insanlar dosya dosya kendi taslaklarını göndermiş. Hayır, biz kültür merkezinde program yaptık. Evet, evet, evet. Sizinle Resul okumuşu aldık. Aklında sorusu olanlar herkesi çağırdık. Kültür merkezine ne soru söyletmek istiyorsan, neresini düzeltmek istiyorsan sorun. Neresinde ne var? Kanunu yazdık. Evet, sorun. Not aldık. Bu bir taslak haline, kitapçık haline geldi. Onda bile itirazlar eden oldu. Yani biz onun programını da yaptık o zaman. 2004 evet. miydi, 2005 miydi neydi o programı? Kültür merkezinde yaptık. 2003'te. Evet, canlı yayında yaptık o dönemde. Evet. Çay TV ekranlarında. Pardon, 2005'te doğru. Evet, 2005 yılında. 2005'te. Yaptık. Ona bile o gün muhalif olanların hepsi oradaydı. Hepsi sorularını sordu. Hepsi cevabını aldı ama maalesef aradan 16 yıl geçti. Gene aynı yerdeyiz. Hani o 16 yılı geçelim. O 5 yıllık süre içerisinde geçtikten sonra geldik 2010'da, 2009'da kanun taslağı çalışmasını da yaptık. Sürdük piyasaya. Ama o kadar manipüle edildi, o kadar basit itirazlarla geldi ki bazı kurum ve kuruluşlar diyelim. Vallahi samimi söyleyeyim. Üzüldüm. Tam yarım saat boyunca da ağladım. Bunu gerçekten söylüyorum. Çünkü bir emek vardı arkasında. Evet. Hiçbir emek sarf etmeden çıkıp siyaset pahasına, kendi kurumu pahasına, kendini daha farklı gösterme pahasına bir sürü söylemlerde bulundular. Üzüldüm. Ha, hakkımı da helal etmeyeceğim. Ama ben peşini bırakmadım ki. O gün bugündür kim çayla ilgili bir şey diyorsa gittim destek oldum ona. Olmaya da devam ettim. Ve olmaya da devam etmeliyim. Mustafa'cığım, hedefimiz şu olmalı. Bak, 1920'li yıllarda Zihni Derin'i duymayan yoktur. Evet. Ali Zerten'i de duymayan yoktur. Asım Zihnioğlu'nu. Bunlar devletin bir temsilcisi olarak belli dönemlerde gelmiş. Burada bir çalışma yapmışlar. Değil mi? Bizim gibi o zamanlarda kalın kalın montlar yoktu. Yastık çalıştılar burada. Ayağında çizmeler de yoktu. Yarı çarıkla, yarı çizmeyle diyelim. Bu sokaklarda, bu caddelerde, topraklarda, tarlalarda dolaşarak bize bu çayı sevdirdiler. Zorla ektirdiler. Severek ektirdiler. Nihayetinde bakın, 100 yıldır, neredeyse 100 yıldır biz bundan ekmek yiyoruz. Bu bölgede bundan bir nasıl diyeyim, nimet çıkartıyoruz. Eğer bugün o çalışmaların benzerini bizler, sizler basıncılar olarak, bizler oda borsa başkanları olarak, diğerleri, ziraat odaları, şu bu, siyasetçiler vesaireler aynı şeyi çalışıp 100 yıl sonrasına bırakmazsak bugün biz lanetleniriz. O gün torunlarımız, biz şimdi nasıl bunlara rahmet okuyoruz değil mi? Evet. Gerçekten Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. O zamanı devlet yetkililerine de, o burada çalışan insanlara da. Ama yarın bizim torunlarımız bize rahmet okumazlar. Farklı şeyler söylerler. Bugün ona göre çalışmamız lazım. İşte o mantıkla yasal düzenlemeleri işte biz de ben de onu düşünüyorum ki geçtiğimiz günlerde Genel Müdür'e dayanesini sordum. Ziraat Çay Bahçesi'nin yaptığımız programda organik gübre. İmdat Sütlüoğlu döneminde denendi. Burada birçok 20-25 bahçede denendi. Bunun sonucu ne oldu?
Çünkü topraklarımız kaymaya başladı, zehirlenmeye başladı. Sularımız en çok yağış alan ilde en zehirli suyu biz içiyoruz. Niye? Bu çay gübresinden verdiğimiz gübrelerinden dolayı. Şimdi çayımızı topluyoruz, eğreltidir, dikendir, ne var ise içine koyuyoruz. Kurumuş yaprakları içine koyuyoruz. Ağırcasın diye bir de ıslatıyoruz onu havalarda. Aslında bunu yaparken biz kendimize ihanet ediyoruz. Aynen öyle. Şimdi bir de bir okuyucu sormuş. Yeni çaylık alanları açılıyor. Yeni çaylık alanları açılması demek yeni ürünün üzerine ürün katmak demektir. Türkiye'nin kuru çay satışı belli. Bu demek ki ileride bu bir sıkıntı yaratacak. Yani 270 bin ton dolayında bir kuru çay satışımız var. Üretimimiz 30 bin ton. Birkaç sene sonra bu 30-30 bin tona çıkacak veya 340 bin tona çıkacak. Tabii üreticiyi de bu zorlayacak. Özel sektör başlayacak naz yapmaya, vade vermeye başlayacak. Sürgün yoğun olduğu dönemlerde vade verenler var, kuru çay karşılığı verenler var. Çayın geleceğiyle ilgili, yeni çaylık alanlarının açılmasıyla ilgili, kuru çay satışlarıyla ilgili neler söylersin? Şimdi bakın, aslında bu söylediğiniz şey çok özel bir konu ve bugün Tarım Bakanlığımızın yapması gereken bir tarım politikasının Rize ayağıdır. Yani bugün Türkiye'de yeniden bir tarım reformuna ihtiyaç vardır. Ve Tarım Bakanlığı'nın bu tarım reformlarını gerçekleştirmeye ihtiyacı vardır. Benim ülkemde bir yıl nohut fazla oluyor, bir yıl eksik oluyor. Mesela geçen yıl 550 bin ton civarlarında bir nohut üretimi yapmışız. 50 bin ton da dışarıdan ihraç etmişiz. İthal etmişiz, düzeltilmiyor. Bir taraftan 2021 yılında şu anki verilere göre net bilmiyorum ama 650 bin ton civarında bir üretim yapmışız. Üretim fazlamız var. Onu da satamıyoruz. Şimdi benim, satamazsın çünkü maliyetin yüksek senin. Şimdi benim anlamadığım şey şu. Bir, Türkiye Cumhuriyeti'nin nohut ihtiyacı bir yıldan öbür yıla nüfus artışının haricinde %30 artar mı? Düzelteyim, %15 artar mı? Artmaz. O zaman yeni alanlar açıldı demek ki. Şimdi destek vereceğin ürünü veya üretim miktarını belirleyip ona göre bir yön göstermen lazım insanlara. Elinde kalmaması gerekiyor. Çünkü, devletin. Evet, yani piyasanın elinde kalmaması lazım. Yani 3000-5000 tonlar şey değil. Öyle 500 bin tonluk rakamlar da 3-5 bin tonluk bir şey değil. Ama onu üreten ve depolayan kişilerin elinde 30-40 bin ton bizim çayda olduğu gibi stok kaldığında önümüzdeki yıl ne yapacağını şaşırır, başlar sıkıntı görmeye. O eski üründür, onu yeni ürüne katar. Şimdi teknik bilgi olarak söylemeyeyim ama onu yeni ürüne kattığı zaman belli sertleşme olmuştur. Yeni ürünle o aynı anda pişmeyecektir. Kalite şuyu buyu derken Türk nohutu kötü kardeşim denilecek. Önümüzdeki yıl satın alıcılar, lokantacılar, yurtlar, yemek yapan yerler ya kardeşim bana ithal nohut getirin diyecek. Bakın bozulmayı, dejenereyi görüyor musun? Nereden dedi? O zaman tarım politikası olarak bir şey belirlememiz lazım. Mesela çay. Şimdi nohuttan çaya gelelim. Çayda bizim ihtiyacımız nedir? Bak, raf akış rakamlarıyla beraber rafa girmeyip ev dışı tüketimden çıkan malın beraber yıldan yıla geçişte bizim 2015'ten bu tarafa örnek vereceğim. 268 bin tonla 278 bin ton arasında bir değişim var. Türk çayı olarak raftan akan. Yeşil çay yok bunda, orlong çaylar yok, ithal çaylar yok, bitkisel çaylar yok. Siyah çay olarak raftan ve EDT'den akan rakamlar. Bunu belirlemek zor mudur? Bu kadar üretimi. Çaykur'u zaten 650 bin ton alacaksın diyor devlet ona. Aldı 850. Evet. Ne oldu? 120-130 bin ton üretmesi gerekirken 160 bin üretti. 165 bin ton kuru çay üretti. Şimdi bak, o zaman şöyle bir şey yapmamız gerek.
Bizim ne kadar çaylık alanımız var? 820 bin dekar değil mi? Bu çıktı tabii. Şimdi değil. O eskiden idi. Sabit olarak tutarsak resmiyette bu kadar var gene. Diğerleri kaçak. Hı. 820 bin dekar içerisinden ben ne kadar çay üretiyorum? 1 milyon 450 bin ton yaş çay. Ne kadar kuru çay üretiyorum? 270 bin. 290 bin ton üretiyoruz şu anda. Bak. Benim ne yapmam lazım? Bunu 10 bin ton düşürmem lazım, değil mi? Ne yapmam lazım bunun için? Bu sene yaptığımız gibi. Bas bas bağırdı. Ben Yusuf Ziyalim'e, sen genel müdürüme de teşekkür ediyorum. Erdiç Bey'e teşekkür ediyorum. Zeki Bey'e teşekkür ediyorum. Turgay Bey'e teşekkür ediyorum. Ve dedi ki, zorladık. Onlar da çalıştı. Ve nihayetinde budamayı 7'de 1'e getirdik. Eğer şu tarla yapımları, az önce arkadaşım teşekkür ediyorum sorusuna. Tarla yapılma işlemleri olmasa bizim önümüzdeki yıl stoklarımız denk düşer. Biliyor musun? Ama önümüzdeki yıl ben görüyorum ki en az bir 20 bin ton tarlada artış olacak. Ondan sonraki yıl bir 50 bin ton artış olacak. Ben 2025 yılını öngör desem bana 1 milyon 750 bin ton çay olur, yaş çay bu gidişle. Ve biz bundan ne ederiz? 320 bin ton çay yaparız. 50 bin ton elimizde. Ben otururum aşağı sanayici olarak. Kardeşim bu piyasaya artık daha bu iş yürümez. Ya kapatırım ya da derim ki hani şimdi 1,5 lira eksiğine alınıyor diyorlar ya. 2 lira eksiğine olacak kardeşim. Bu aslında satılmıyor. Satılmayacak şudur budur. Buradaki bu keşmekeşi önlemek için ne yapmamız lazım? Bu tarım politikasını uygulamamız lazım. Çay ekim alanlarını yasaklamamız lazım. Yasak. Hala sen ben inanıyorum. Evet, sen az önce söylediğin şey, katılıyorum. Gördüm, bir sürü fotoğrafı var, ben de gösterebilirim. Dozerlerle, makinalarla dünya alan yapılıyor. Hem de ta ki şeyden, saptan başlayıp Giresun'a kadar. Ordu'ya kadar. Eynesil'e kadar, Ordu'ya kadar, aynen öyle. Makinelerle yapılıyor. Niye yaptırıyoruz bunu? Yarın bunlarla sıkıntı çekeceğiz. Oy kaygısı mı? Şimdiden yaptırma. Yarın oy kaygısı daha çok. O zaman daha çok. Şimdi, denize dökeceksin. Bakın. Yani 77'de, 78'de, 79'da yaptığın gibi denize dökeceksin. Devlet verecek parası. Ne olacak ondan sonra? Bir sıkıntı yaşayacağız değil mi? Bugün onun tedbirini almamız lazım. Yasak kardeşim. Hatta kanun maddesi koymamız lazım. Yönetmelik değil. Bundan sonra çay tarım alanlarında artış yapılmayacaktır. Bu artış kanun, yönetmelikle değil, kanunla yapılacaktır. Ülke ihtiyacına istinaden. Hadi bunu yapamıyoruz diyelim. Bunların hiçbirini konuştuklarımızı yapamadık. Diyebilir miyiz ki dünyaya 50 bin ton çay satmamız lazım yurt dışına? Ne satacaksın? O zaman tarlayı düzelteceksin. Yaş çayı düzelteceksin. Kuru çayı düzeltmiş olacaksın, satarız. Fiyat yüksek. Şimdi bak, bir avantajımız var orada. Ben bunu da buradan konuşayım. Bir dönem dolar 2 lira, 3 lira, 4 lira iken dünyada çayımız yüksekti. Dünyada Türk çayının satış bedeli, bugün Çaykur'un Avrupa'ya satışından veya dünyaya satışından örnek verelim. Kiloluk, yarımlık, 200 gramlık ambalajlardaki satış 3.4 dolar. Bakın 34 lira oldu. Ya doların yükselmesi işe yarar. Bir avantaj oldu. Belki satabilirsek. Ama bu şekilde odun, çöp, şu, bu şey içerisinde bu keşmekeşte boğulurken onu da yapamayız. Ya Allah rızası için diyorum bak. Gelin hep beraber. Çok büyük bir yer değiliz. Ama ne Çaykur ben bildiğim okurum diyecek. Ne müstahsil temsilcisiyim diyenler bildiğini okuyacak. Ne de ben sanayiciyim kardeşim, kimse bana, herkes bir araya gelip aynı şeyi konuşalım. Bak, bugün tarlasını yapmış olan vatandaşa kardeşim biçme bunu diyeceğiz. Biçerse de karşı çıkacağız, şikayet edeceğiz. Ama şikayet merci yok ki şimdi. Kesinlikle jandarmaya şikayet edin. Bir şekilde
kaçak çaylık yapıyor deyin, bir şekilde gelir şeyiz. Valiliklere şikayet edin. Her tarım müdürlüğü denetlesin. Tarım müdürlüğünün o denetim şeyi yok. O zaman Çaykur'unda yok. O zaman birine bir denetim yetkisi verilecek ki bunlar... Hayır, ben vatandaşımla söylüyorum. Vatandaş bakın, olarak desek ki ne, jandarma Mustafa, ne yapacak? Sen müstahsisin, gördün. Jandarmaya şikayetini yap, kaçak çaylık yapılıyor diye ardı arkası gelir. Kimse de yapmaz ondan sonra. Ben bunun için çok uğraştım. Bakın şimdi bunları konuşmak istemiyorum burada da. Onlar da 20 tane yazı yazdım belki de bakanlığa. Bakanlık dönüyor, Çaykur'a soruyor. Diyor ki çaylıklar böyle kaçak çaylıklar yapılıyor. Bilginiz var mı? Efendim bizim bilgimiz yoktur. Biz tespitlerimize göre geçen yıl ruhsatlandırıldıktan sonra bize herhangi bir talep gelmedi. Bakanlıktan dönüp bize diyor ki Çaykur'dan gelen yazı bu şekildedir. Biz bir yeni çaylık, kaçak çaylıklar yapıldıklarını görmedik, bilmiyoruz. Nasıl görmüyorlar ya? Her yerde görüyorlar. Can sıkıntısı. Ben de onun için diyorum ki Mustafa git şikayet et. Değerli vatandaşım git şikayet et. Jandarmaya, polise de. Her yeni yapılan çaylık kaçaktır. Açık açık. Ve üreticiye bu şeydir. Bir üreticiye bir ambargo gelmesinde. Şimdi Çaykur çay alamıyor. Sana karşı mermi olarak dönecek bu ya. İşte, çaylık ustasıyla olan insanlar. Çaykur kontajan evet. Uyguluyor. Rekor bir çay aldı bu sene. 860 bin ton. Nedir? Birileri çıkıyor diyor ki Çaykur işte kontajan uyguluyor. Çay alamıyor. Ya 9050 tondur. 11 bin ton çay alıyor. Evet. Bunun neresini daha? Sen yeni çaylık yaparsan bu yeni çaylıkların topladığın ürünü de Çaykur'a vermeye kalkarsan şimdi Çaykur bunu işlemeyecek. Ben şimdi onu diyorum. Bakın Çaykur'a 2017 yılında 500 bin ton vatandaş çay satmadı. Evet. Bugün 860 bin ton. Bugün 860 bin ton sattı. Çay? Peki Çaykur'da oyuncak mıdır kardeşim? Bir sene 500 bin ton, bir sene 800 bin ton. Yok kapasiteli ona göre yapacaksın şudur budur. Nereye satacağım? Peki kardeşim. Ya satabilirsin belki. Ama bu iş oyuncak değil ki. Bu işin bir fizibilitesi vardır, bir akarı vardır, yıllara sahip. O yapılacak fabrikanın bir amortismanı vardır, değeri vardır, bütçeye katkısı olacaktır. Çalışacak kişi sayısı vardır, şu vardır, bu vardır. E şimdi Çaykur'un İçizdere ve Çamlıyem şimdiki fabrikası neden yapılmıyor diye zaman zaman evet. Soruluyor. E şimdi Çaykur 860 bin ton çay üretti. O içi fabrikada yaparsa 1 milyon ton çay üretecek. Bu 1 milyon ton çayı kime satacak? İşte bunu diyorum işte. Söylediğim şey de bu. Şimdi 1 milyon ton Çaykur alacak. 750 bin ton da özel sektör alacak. 3 sene 5 sene sonra ne yapacağız bunu? Bir de bir daha bozulan kalite. Hani bir daha sene çay vermeyeceğiz. Bir daha da almayacağım gerekirse yani. Evet, sanayi sütununda doluysa ben size ricam minnet götüreceğim. Bana 3 sene vade vereceksin ve 2 sene vade vereceksin. Bütün emekler boşa gitmiş olacak. Evet, hiçbir şey de alamayacaksın. Eyvallah. Şimdi bizim çay konusunda yapmamız gereken, ben zaman zaman bunlara değiniyorum, söylüyorum, açıkça da söylüyorum. Diyorum ki kardeşim, çayını 2,5 veya 3,5 toplayacaksın. Yabancı işçi çay bahçesine sokmayacaksın. Şunu da diyorum ben. Yani bu çok kişi belki buna karşı çıkacak ama bir çay üreticisi olarak devletini seven bir vatandaş olarak diyorum ki Çaykur'un alım yerlerine hassas tarazileri var. Yabancı işçiye toplatıyoruz. Bunu kimsenin inkar edecek şeyi yok. Hassas taraziye 10 tane bez getirdim. Buradan bir çula alıp kıyacağım. Bunu seçecek ekisper. Kaç gram çöp var bunun içinde? Bir çula da 50 gram mı? Kaç kilo çay verdim? 600 kilo. Kardeşim. 5 kilo düşüyorum senin, atıyorum. Evet, 30 kilosu çöp bunun. Ya seç, efsafına uygun çayı getir, alayım. O hassas terazilere karşı çıkma sebebi de oydu zaten. İşte, hayır, ya seç onu, sen seç onu, çöpünü düşmeyeyim ya da çöpünü düşeceğim. Aynen öyle. E şimdi az önce söylediğiniz 30-35 bin ton Çaykur çöp yapıyor, çöp üretiyor. Siz de nitekim bir o kadar da 25 binden 30 bin ton civarında da biz. Evet, 125 bin ton eder 5 yıldan. 125 bin tonun da parasını veriyorsunuz. Belki düşük alıyorsunuz, veriyorsunuz ama Çaykur bu işte 87 kuruştan veriyor bunu ve 150 bin ton
bir taraftan da helal mi de kardeşim? İşte ha. Şimdi bu ben bunu öneri olarak getirdim. Saykur'a dedim ki ya özel sektörle görüş, borsa başkanıyla görüşün. Böyle bir karar alın. Eksperleriniz de buna dikkat etsin. Dedi ki Mustafa dedi bizi topa tutarlar. Niye dedim sizi topa tutuyorlar? E üretici diyecek ki ya siz ne yapıyorsunuz? Siz sokağa dokunurlar. Dedim haramı yemek isteyen sokağa dokunsun. Ne diyecek adam? Ben çöp topladım. Çaykur almadı ve özel sektör almadı mı? Ya bunu eskiden günlerce annemlerin kapısına beklerdi babamız, annelerimiz. Ya ben bir ürünü anamla buradaydı, babam gurbetteydi. Birkaç sepet çay kesmişti, normal sepetle kesiliyordu biliyorsun. Alım yerine iki kere götürdük, iki kere geri götürdük. Üçüncüye götürüp satabildik. Zaten kupkuru olmuştu. Son giderken herhalde yani o 4 sepetlik ürün herhalde 2 ya da 3 sepete inmişti zaten. Kurumuş, dökülmüş. O da o zaman da elle toplanıyordu. E tabii ki elle toplanıyordu. Şimdi öyle bir duruma gelmektense bugün tedbirimizi alalım. Benim konuşmaya çalıştığım şey bu zaten. Her kaliteli satarsın hem kaliteli para alırsın. Eyvallah. Yani siz az önce dediniz ben 10 liradan 2,5 yaprağa para veriyorum. Ama gelmiyor. Makasla topla, düzgün topla 5 TL veriyorum. Evet, 2,5-3 yapıya 5 TL verdik. Ya bak dikkat edersen o çöpünü çıktığın zaman 4 TL'ye, 4,5 TL'ye olur ama sen 5 TL veriyorsun. Ben şimdi onu farklı yapıyorum. Ben bir farklı ürün yapıyorum. Yani küçük üstteki küçük fabrikada yapıyorum onu. Bir niş çalışma için yapıyorum onu. Yani senelik 15-20 ton, 30 ton civarlarında bir işlem yapıyoruz orada. Ama bunu yavaş yavaş oraya doğru taşımamız lazım ya. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir, kaliteyi artırmamız lazım. İki, ürünü, bakışı değiştirmemiz lazım. Kuru maddeye geçtiği zaman, yani ürün olarak çıktığı zaman onun da değerini yansıtmamız lazım. Bizim yapmamız gereken ana birkaç çalışmadan bir tanesi budur. Bugünkü çay kanunun içerisinde de bunlar vardır. Eğer sahip çıkarsak, yaptırırsak 2022'yi de düzeltiriz ve ondan sonrasını da düzeltiriz. Ama şunu söyleyeyim. Yine böyle burada hani bir konuşuluyor ya senin kanunun, benim kanunum, ben daha iyi kanun yaptım, sizinki bir şey midir, şöyledir, böyledir. Bu şeylere devam edersek 2022'de şunu tekrar başlarız. Şunu söyleyeyim. Rize'de STK'ların çay üreticisindeki katkısı nedir? Var mı? Yani güldüğüne göre büyük aldı gülüyordu. Güldüğüne göre zor soru. Zor açık değil aslında çok kolay. Bakın açık açık. Mustafa Bey. STK'ların çay sektörüne negatif etkisi var. Ben de içerisindeyim. Öyle katmam lazım. Eleştirir. Görevini yapmıyorlar kardeşim. Ziraat odaları. Ticaret borsası. Düzeltiyorum. Ticaret borsası, ziraat odaları. Kaç tane bizim şeyimiz var? 700 tane tarımsal kalkınma kooperatifleriyle beraber 700 tane. Evet. Kooperatiflerimiz. Gazeteciler derneği. Öbür dernekler, öbür vakıflar, şunlar bunlar. Ana görevimiz bizim sivil toplum kuruluşlarının bölgedeki sosyoekonomik seviyeyi olması gerekenden daha iyiye taşımak için projeler hazırlayıp ortaya değerler koyup onları yetkili kişilere taşımak. Ben bunu defalarca söyledim. Canım, bir sivil toplum örgütleri birliği kuralım dedim. Başladık. Şeyde bir toplantı yaptık. Baro'da. Baro başkanı, belediye başkanı da katıldı. Birçok şey katıldı. Ertesi gün dediler ki ya siz iktidara muhalefet mi oluyorsunuz? Evet. Ya bizim ne ilgisi var kardeşim? Bizi bakan çağıracağına, milletvekilimiz çağırıp bize Rize'nin sorunları ile ilgili soru soracağına biz de diyoruz ki sivil toplum örgütleri olarak proje üretelim, biz çağıralım milletvekilini, bakalım. Gene çağırma, sen git ama gittiğin zaman elinde bir şey olsun. Bu bölgede. Ama bir şey olsun değil, o yazılı sizli kağıt meselesi değil. Hayır, bir proje olsun. Bilimsel değer taşıyan projelerin olsun elinde. Götürdüğün zaman bunu bir yere
değer al orada. Evet, karşılığı olsun. Birçok çevre illerde veya ülkenin belli illerinde yapılan çalışma gibi. Bu yeniden bir Amerika'yı keşfetmek değil bu iş, biliyor musun? Evet. Yapılmış bir şey ve doğru olanıdır. Ben onun için söylüyorum. Hiçbirinin faydası yok. Ne zamana kadar biliyor musun? Bir sivil toplum örgütü lideri Mustafa, gazeteciler derneği başkanı, ortaya bir proje attığı zaman ben ve benim tipimdeki diğer sivil toplum örgütündeki arkadaşlarım, Mustafa şurasını düzelt bunu. Tamam. Öbürü şurayı düzeltelim, şöyle yapalım. Ortaya üretip getirip buraya siyasetini, ama yetkilisini. Bizimkiler ne diyor? Evet, ne zaman bunu düzelteceğiz onu söylüyorum işte. Getirip kardeşim, bizim projemiz budur. Bak, arkasında da şu kadar insan var dediğimiz zaman fayda sağlanmış olur. Ama Mehmet Erdoğan çıktı. Çay kanunu dedi. Ya Mehmet Erdoğan da kim bu diye millet tasımadı. Şimdi bunun arkasında bir şey var diyor. Ne bir şey çıkaracak ondan. İşte. Onu düşündüğün abi bu iş yürümez. Şimdi bu. Şahsi olarak da hakarete geçiyor bu. Eğer firman varsa firmana karşı da, kurumsa kuruma karşı da. Ya bunlar için kurulmamıştır o mekanlar, o koltuklar. Fayda vermek için kurulmuştur. Ben bir insana değeri şu şekilde veririm Mustafa. Toplumun eksikleriyle, toplumun ihtiyaçlarıyla ne kadar ilgileniyor bu insan? Ne kadar çare arıyor? Ne kadar dertleniyor? Benim için şey olan budur. Benim için de odur ama karşılığı yok. Karşılığı yoksa eleştiriliyorsun. Şimdi geçen genel müdürle yaptığımız şey de yoksa ki, benim o arkadaş için, o sivil toplum örgütü için benim onun benim gözümde onun da değeri yoktur, açık söyleyeyim. Ha konuşmuş, ha başka bir şey. Turgay'cığım bir ara verebilir miyiz? Evet. Şimdi burada bir soru geldi. Sorudan sonra araya verelim. Diyor ki ülkemizde üretilen kuru çay ülkemize yeter mi? Kuru kaçak çayı önlenmesi halinde. Kimdi bu? İsim yazmadı oraya. Teşekkür ediyorum kendisine. Kaçak çay değil. İthal çayın önlenmesi halinde. Kaçak da var bunun içinde. Var tabii ki. Ama şimdi bakın. Bilgisi bilgisiz. Geçenki bir televizyon programında bir arkadaşımız çıktı. Defalarca aynı şeyi gönderdi. Piyasaya 50 bin ton çöpü boyatıp satıyorlar, şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Ya bir iki cevap vermedim Hasan'ın şeyine ama sonunda şunu söylemek zorunda kaldım. Ya 50 bin ton boyalı çay demek Çaykur'un tamamı çöp diyor ya, boyalı çöp. Özel sektöründe tamamını birileri topluyor, boyatıp piyasaya sürüyor. Yurt dışından giren bahsetmiyor. Yok yok. Çöp çayı diyor. Ha. Hani bu çöp çayı. Buraya geleceğim. Bu ayrı. Şimdi geçenki programda bir arkadaşım. Arkadaşım da değil. Kabul etmiyorum arkadaşımı. Açık söyleyeyim. 50 bin ton çayı boyatıp pazara sürüyorlar. 50 bin ton çöpü. Ya bir iki cevap vermedim ama şunu çıktım dedim ona. Ya kardeşim 50 bin ton, 55 bin ton dediğin zaman bütün Çaykur'un çıkarttığı da, özel sektörün çıkarttığı da çöpü birileri toplayıp pazara sürüyor demektir. Hadi oradan dedim. Şimdi biraz bilimsel olacak. Bu 5 bin ton. Çöpe razıyım ben. Şimdi çıkmış birileri diyor ki Türkiye 50 bin ton kaçak çay giriyor. Kardeşim bir dönem giriyordu. Ama biz o zaman topu topu 230 bin ton çay satabiliyorduk. Çaykur ve özel sektör. Bundan da taviz vermiyorum. 270 bin ton satıyoruz şimdi. 270-280. Evet. Şimdi, 40 bin ton da arttı. Bakın şimdi şunu söyleyeceğim. O zamanın bakanı, isim vermeyeyim. Her zaman o bölgelerde yaptığımız çalışmalar, sen de hatırlayacaksın. Evet. Şırnak'ta paçetleme fabrikaları vardı. Evet. Onları konuşuyorduk. Artı at katır sürüleri vardı, eşek sürüleri vardı. Evet. Hatırlıyor musun? Üzerlerinde çay bağlı. Öteye gidiyordular, veriye gidiyordular. Kaçak çay getiriyordular, ediyordular. Bu çalışmalarla beraber
Mersin gümrüğünden reeksportu kaldırmayla beraber kamyon bazında ithalatların Ağrı ve Van bölgesindeki gümrüklerden girişinin yasaklanmasından beri giriyorsa en fazla 5000 ton bir kaçak giriyordur. Ben o zaman ne oldu şimdi? Bakın. 5000 ton resmi ithalat yapıyorduk o zamanlar. Şimdi 20-25 bin ton yapıyoruz. Yani oraları engellediğimiz için resmiyete döndü. Devletim kazanıyor. Var olsun kazansın. İkisini birleştirdiğimiz zaman 30 bin ton. Fazlalık ne? 30 bin ton. Evet. Kaçağı ve resmi ithalatı kapatabilirsek Türkiye'nin çayı Türkiye'ye anca yeter. O zaman şunu söyleyeyim. Bunu yapalım. Kanun manun çıkartmayalım. O kadar da söylüyorum. Değerlenir. Ben o zaman bakana sordum. Dedim ki Şırnak'ta 110 tane paçeteme fabrikası var. Ülkeye, Doğu ve Güneydoğu'da. Evet, evet. 70 ton o zaman 70 bin ton bir kaçak çay giriyor. Bana dediği tek cevap şu. Onlar da bir şeyle geçinecek. Bilmiyorum yani onu da bu şekilde bu sordum. Şey. Aynı soruyu sordum ben. Yani. İşte 5 dakika ara veriyoruz. Tekrar devam edeceğiz. Yepyeni bir kadroyla ve yepyeni umutlarla başlamıştık sezona. Bir türlü işler istediğimiz gibi gitmedi. Bir maç şanssızlık. Bir maç haksızlık. Bir maç beceriksizlik. Kimi zaman son dakikalarda kaçan penaltılar. Kimi zaman son saniyede yenilen goller. Dile kolay, ligde tam 9 hafta böyle geçti. Ve bir türlü galibiyet yüzü göremedik. Bu haftaysa cumartesi sabahı bambaşka bir hava esiyordu. Güneş bir başka doğmuştu. O gün bazı şeyler değişecekti. Yeni bir başlangıç yapmak için bütün takımı burada topladık. Hep beraber bir moral yemeği yedik. İnşallah yarın ilk 3 puanımızla tanışacağız. Bu kötü günleri de geride bırakmış olacağız. İnşallah yarın iç sahada hem ilk galibiyetimizi alırız, hem taraftarımıza hem yönetimimize hediye ederek hep beraber bu birlikteliği sahaya da yansıtıp bu sıkıntılı süreçten hep birlikte çıkarız. İnşallah yarın. Girsin havaya lay 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 lay. Rakipleri koysun raya lay 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 lay. Atmaca gibi Rize Spor. Hey!
tabanca gibi. Rize Spor, hey! Sokakları yeşil mavi yapalım mı? Haydi. Şampiyonluk ateşini yakalım mı? Haydi. Gelene gol, gidene gol atalım mı? Haydi. Süper Lig'e damgamızı vuralım mı? Hey! Sokakları yeşil mavi yapalım mı? Haydi. Şampiyonluk ateşini yakalım mı? Haydi. Gelene gol, gidene gol atalım mı? Süper Lig'e damgamızı vuralım mı? Remi vurdu, vuralım. Remi! Rize Spor, hey! Tabanca gibi. Rize Spor, hey! Sokakları yeşil mavi yapalım mı? Haydi. Şampiyonluk ateşini yakalım mı? Haydi. Gelene gol, gidene gol atalım mı? Haydi. Süper Lig'e damgamızı vuralım mı? Hey! Sokakları yeşil mavi yapalım mı? Haydi. Şampiyonluk ateşini yakalım mı? Haydi. Gelene gol, gidene gol atalım mı? Haydi. Süper Lig'e damgamızı vuralım mı? Hey! Sokakları yeşil mavi yapalım mı? Haydi. Şampiyonluk ateşini yakalım mı? Haydi. Gelene gol, gidene gol atalım mı? Haydi. Süper Lig'e damgamızı vuralım mı? Aradan sonra tekrar Borsa Başkanımız Mehmet Erdoğan'la birlikteyiz. Başkanım istersen Say'a bir ara verelim. Borsanın Say'inde yaptığı bir proje var. Orada birçok tahliller, birçok çalışmalarınız var. Oradaki çalışmalarınız ne aşamada, neler yapılıyor orada? Teşekkür ederim Sıvacığım. Bu son zamanlardaki televizyon programlarında hep atladığımız bir yer. Aslında çok değerli, biliyorsun 10 milyon avroluk bir yatırım projesi orası. Yabancı kaynaklarla yapılmış, yani yurt dışından getirilmiş bir para kaynağıyla yaptığımız bir proje. Kaç kişi çalışıyor orada? Yaklaşık 47 kişi yanılmıyorsam şu anda devam ediyor, yaz kış devam ediyor. Şimdi burada ne var? Burada bir yeşil çay üretim tesisi var, bir siyah çay üretim tesisi var ama bunların hepsi butik. Günlük 3 ton 5 ton yaş çay kapasiteli. Yarın da bir deneme çalışması devam edecek. Yani Türk çayındaki hep müzdarip olduğumuz eksat olayının düşüklüğünü orada nasıl yükseltebiliriz? Daha nasıl işlem teknolojisiyle beraber onu düzgün bir hale getirebiliriz? Çalışmaları yapılıyor. İmalat tarafında yine bir paketleme tesisimiz var orada. Yani bölgeye hizmet veren, üyelerimize hizmet veren, yani aylık 20-30 ton falan satan bir sanayicinin gidip paketleme yatırım yapmasına gerek kalmaksızın ürünü getirip orada paketleyip alması şeklinde bir hizmetimiz de var orada. Artı paketleme ve ambalaj değişiklikleriyle ilgili Ar-Ge çalışmalarını yapıldığı bir yer orası. Bunun yanında biliyorsunuz bölgenin en kapsamlı laboratuvarı Çaymer'de bu proje içerisinde. Yani hep örnek vermişim zamanında da şunu da söyleyeyim. Rize Ticaret Borsası'nın bu projesinde en zor tahlil sistemi olan raf ömrünü, bir ürünün raf ömrünün belirlenmesi analizlerinin dahi yapıldığı bir yer orası. Peki şeyden özel firmalardan izliyorum yani. Kesinlikle. Rize'de üretim yapan tabii firmalardan. Tabii ki. Yani biz şu anda üniversitemizle orada ortak çalışıyoruz. Üniversitemizin Doğa Bilimleri Ziraat Fakültesi dediğimiz alanıyla ortak çalışıyoruz. Çaykur'la çalışıyoruz. Sektörün irili ufaklı büyüklü hepsiyle çalışıyoruz. Kömür analiz tesisimiz var. Orada herkesin kullanmış olduğu kömürlerin analizlerini yapıyoruz. Çay
konusunda 24 analiz yapabiliyoruz ve bu 11 analizinde de çok yakın zamanda nasip olursa sezona girmeden, 2022 sezonuna girmeden de yani ülke çapında ve dünya çapında yetkin olacak bir akreditasyon sistemini de orada hayata geçirmiş olacağız. Yani laboratuvar kısmında 21 arkadaşımız çalışıyor. Öyle küçük bir alan değil şey olarak. Yine bunun yanında orada çay olarak, çeşit olarak 27 çeşit çay üretiminin eğitimi veriliyor. Bu çok önemli bir şey. Bir hedefimiz var. Hep zamanında da konuştuğumuz bir hedefti bu. Yani dünyaya çay satabilmek için çeşitlendirmemiz gerekir. Çin'de binlerce çeşit çay var. Japonya'da aynı şekilde. Diğer dünya ülkelerinde de aynı şekilde. Ama biz siyah çay, yeşil çay, oolong çay, biraz da beyaz çayla. Yani bu dört çeşitle gitmeye çalışıyoruz. Biz şu anda orada 21 çeşit farklı çay üretiyoruz. Oolong, peki bu sanayiye dönmeyecek mi? Şimdi sanayiye dönmesi için bunun eğitimlerini de veriyoruz. Şimdi çok yakın zamanda da oradan bir ürünün de çıkışı yapılacaktı. Bunun şeyini de söylemeyeyim. Çay çarşısının açılış döneminde de onun lansmanını yapacağız. Çok özel ürünler çıkartacağız. Çok özel çalışmalar var onun içerisinde. Dediğim gibi 4-5 alan içerisinde üst seviyede çalışmalarımız orada devam etmekte. Laboratuvar bölümü, paketleme ve üretim bölümü. Bu bölümler içerisinde bir sürü çalışmayla da programlarımız yürümektedir orada. Peki çaydan soğuk çay üretimi var mı fikrinizde? Didi gibi demiyorum. Didi'nin soğuk çay değil zaten. İnşallah oradan bir gün bir program yaparsınız da arkadaşlarımız size gösterirler onu. Buzlu çay yani bugün en çok Amerika'da yaygın. Avrupa'nın belli ülkelerinde, İtalya'da ve Arap ülkelerine doğru yeni açılım yapan yani küçük bir buz parçası şeklinde çayı dondurulmuş şekilde bir bardağın içerisine atıyorsunuz, suyunu ekliyorsunuz ve sizin buzlu çayınız hazır oluyor. Bunun elmalısı, işte onu diyorum. Tarçınlısı, limonlusu, çileklisi vesaire bir sürü çalışması yapılıyor. Bunlar da yapıldı şu anda. Tat aşamalarını da geçti. Ama bunlara bir izin çıkartmak gerekiyor. Yapım şeklinin standardı TSE'den peki bu çayın, belgelenmesi gerekiyor. Çayın fazla üretimin kullanılacağı anlamına gelir mi? Şimdi bunlar çok az gidecek şeylerdi. Çeşitlendirme ama. Yani şu az önce konuştuğumuz rakamlardan eksiltecek bir rakam orada yoktur. Olmaz da dünya piyasasında. Çünkü bir büyük bardak şeyde 4 gram çay özü kullanılıyor. Düşünebiliyor musun? Hayır, şimdi çay meşrubat sanayinde Japonya'da bunu kullanıyorlar. %90'ını yeşil çay yapıyorlar. Meşrubat yapıyorlar. %10'unu sıcak çay. O farklı. O ama yeşil çay matcha olarak kullanıyorlar yeşil, onu. Yeşil ve siyah çayı da oradan meşrubat olarak kullanıyor. Onun bu çay soğuk olarak şekerlisi, şekersizi, limonlusu, ananaslısı, diğer çeşitlerini bunu yapıyorlar. Hepsinin çalışması yapılıyor ama bu üretimden kaynaklanan fazlalık rakamlarımızın bu alanda eritilmesi diye bir şey hedef koyarsak herkese içtiği çay kadar buzlu çay içirmemiz lazım. Herkese içtiği kadar eyvallah. İhracatı olur. %3'ü kadar yapsak, %5'i kadar yapsak da yükü azaltmış oluruz. Kesinlikle olacak şeydir. Yani Çaymer'de de bunu başarmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız orada bu çalışmanın temelinde uğraşıyorlar. Bugüne kadar olan şeylerini başardık. Eğitim çalışmalarında bir sürü alana gittik. Ve şu anda o butik çalışmalarında sonuçları çok yakın zamanda da onları sunacağız inşallah. Evet, dönelim Çay Çarşısı'na. Evet. Havaların yağışlı gitmesi oradaki inşaat sektörünü olumsuz etkiledi. Şu anda durum ne? Ekim sonunda açılacaktı. Ekim sonunda açılabilecek mi? Şimdi malum siz de söylediniz. Şimdi bu yaz boyunca yani Temmuz'dan başlayan ve bugün Ekim'in sonuna geldik. Bu 5 aylık süre içerisinde, 4 aylık süre içerisinde toplam 30 gün çalışabildik. Yani hava şartları öyle bir hale getirdi ki
biliyorsunuz cephede çalışmakta tamamen yağmursuz ve bugün yağmursuz olacak, yarın da yağmayacak, hiç çalışabilirsiniz cephede böyle bir haldeyken. Bizi bayağı bir engelledi. Ama Kasım sonu gibi açılışa hazır olacağız. Ekim sonu zaten geldi biliyorsunuz. Kasım sonu gibi eğer başka bir sıkıntı çıkmaz ise, hani her yıl bölgemizde oluşan bir pastırma yazları vardır. Bunlara da böyle bir 20 günlük bir süreye ihtiyacımız var, çalışma süresine. Bu da mümkün değil. İnşallah. Ama önümüzde böyle bir şey var, bir beklenti var. Olsa da olmasa da biz Kasım sonuna eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın da gelişi netleşirse ona denk düşecek şekilde bir açılış planlıyoruz. Şu an dükkanlar alanları tarafında hazır. Bardak tarafında hazır. Ne zaman yerleşme başlıyor iş yerlerinde? Yavaş yavaş görüşmeler bitiyor. Sözleşmeler imzalanma safhasında. İmzalayanlar da var. Ama yer seçemeyip daha doğrusu yer beğenmeyenler de var ama bir şekilde toparlıyoruz. Full dolu şekilde inşallah Kasım sonuna kadar altyapı tamam herhalde. Altyapı tamam. Çay bahçesi kesinlikle. Tamam. Yani ben çok kalabalık olmamak şartıyla vatandaşlarımızın da girip görmesini özellikle rica ederim. Ki çok özel imalatlar yaptık orada. Çok özel çalışmalar yaptık. Çay bardağının içinin şeyi tamam mı? Yani diş kısmında çalışamıyorsunuz. İçi bitmiş mi? Sinema kısmı tamamen bitti. Müze kısmında tasarım aşamasındayız. Üst sunum alanlarının olduğu iki katta da çalışmalarımız bitti sayılır. Seyir terasında da şu anda yer kaplama işi bitiyor. Cam kaplamayla beraber bitmiş olacak. Bir de teleferiğimiz var orada biliyorsunuz. Teleferiğin ucunu da çay kaşığı şeklinde tasarlıyoruz. İnşallah Kasım ayı sonu diyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz. Rize'ye ne katacak? Son olarak bunu yönetelim. Ya çok net mi konuşalım? Evet, net konuşacağız tabii. Biz de yaklaşık 200'ün üzerinde istihdam sağlar. Bir. Rize'nin bir sembolü olur. Bazı arkadaşlarımızın dediği gibi çayın sembolü falan hesabımız yoktur. Çay Rize'nindir. Rize'nin bir sembolü olur. Bardak çalışmasıyla beraber. Bütün dünyada sistemler böyledir. İki bu. Üç, turizme büyük bir katkı sağlar. Biliyorsunuz yani bölgemizde turist Rize'ye geldiğinde bizim böyle sokup şehir içerisinde şurada burada alışveriş yaptıracağımız yerimiz yoktu. Bu anlamda çay konusunda vesaire konusunda. İkram anlamında da, etkinliklerin yapılacağı alan olarak da. Turizmden Rize'ye iki kat fayda sağlar. Maddi anlamda söylüyorum. Bakın. Bugüne kadar turizmden kazandığımız o kadarını daha katkı olarak sağlar. Dört, restoranıyla tamamen yöresel yemekleriyle orada gelen insanların mutlu ayrılmasını sağlar. Ve beş, vatandaşımızın o çay çarşısına özellikle çay bardağının içerisindeki sinemaya girdiğinde belli bilgi birikimi hafızasına kazımış olarak çıkar. Altı, çok güzel bir selfie alanımız olacaktır ve bu Rize'nin, Rize'yi tanıtmaya gerek yoktur ama oradan konum bildirme, yer bildirme ve selfie çekme anlamında şu anda 2,5 milyonun üzerinde yayınlanmış çay bardağı şeyi var biliyorsunuz sosyal medya hesaplarında. Bunu hele açıldıktan sonra, ışıkları yanmaya başladıktan sonra olanını düşündüğümüz zaman ben inanıyorum ki bölgenin turizm konusunda cazibe merkezi olacak. Altı, yedinci şeyi söyleyeyim. Arada bir etkinlik alanı oluşturduk orada. Yani hani belli şehirlere gittiğimiz zaman yazın oralarda böyle hani yaz etkinlikleri olur çocuklara festival işte. Türü. Küçük festivaller. Yani çocuklarla beraber gidilmiştir orada ne yaparlar? İki tane hacivat oynatılır. Bir kukla gösterisi şudur budur falan. Derken bir alan, öyle bir alanımız oluşmuştur. Bir değirmen koyduk kendi kültürümüzü yansıtması anlamında. Bir nalya kurduk oraya. Yani serende şeklinde. Yani
burası Rize'de gerçekten Rize'ye gelen insanların sembol olarak gelip izleyecekleri yer olacak. 9 eğer başarabilirsek de bunu Guinness Rekorlar kitabına girebilirsek, müracaatımızı yaptık, zorluyoruz da. Guinness Rekorlar kitabına girdiğinde kalıcı anlamda bir Guinness olgumuz olacaktır. Ve nihayetinde biliyorsunuz yurt dışından bir ülkeye veya bir bölgeye turist gittiği zaman iki şeye bakar. Bir, turizm firmasının vermiş olduğu destinasyon alımlarına bakar. İki, gerçekten burada hem dünya varlıkları anlamında tespit edilmiş bir nokta var mı veya Guinness'e aday olmuş, girebilmiş yer var mı? Bunlara bakarlar ve ona göre de turizm alanını turist rehberini oraya doğru yönlendirirler. Ve nihayetinde bizim de el emeğimiz, göz nurumuz, gerçekten değer verdiğimiz bu ürünümüzün bir çarşısını kazanmış olur. Birçok alanda, birçok etkinliği ve çalışmayı sığdırdığımız yer olarak bizim de yüz akımız, nur akımız olur inşallah diyorum. Evet, burada biri soruyor. Tarım kanunu çıkmadığı sürece üretici olmayınca tüketici olmaz. Karadeniz arazileri meşakkatli bir zor bunlar. Üretici anlamaz diyor. Çay çöpleri oyanı piyasaya sürülüyorsa şikayetçi olur musun, oluyor musun diyor. Yani bu tip bir çay çöplerinin üretildiği bir yer tespitiniz oldu mu? Bu konuda şikayetleriniz oldu mu? Bakın Mustafa Bey, ben seçildiğimde bir basın açıklaması yapmıştım. İkinci seçildiğimde de, üçüncü seçildiğimde de aynı şeye vurgu yapmıştım. Ben çaya ihanet eden, çaya karşı yanlış yapan arkadaşlarımı, dostlarımı da, fabrikacı üye arkadaşlarımı da veya dışarı gördüğüm insanları da ihbar ederim. Sakın beni kanmaz olarak görmeyin. Beni ekmeğine sahip çıkan bir insan olarak görün demiştim o zaman. Ve bugüne kadar da geçmiş dönemdeki Tarım İl Müdürümüze de, bu dönemdeki Murat Bey'e de, o zamanki Şafak Bey'e de onlarca şikayetim olmuştur. Hem yazılı, hem resmi, hem sözlü. Onlar benim arkadaşım, dostum olamaz. Şikayet ediyor musunuz dedi. Ediyorum. Etmeye de devam ederim. Evet, bu soruyu aradan sorduk. Çay çarşısının denetimini kim yapacak? Ne anlamda denetim? Şimdi vatandaş geliyor, yerli veya yabancı turist. Girdiği yemeğe bir fiyat etiketi olacak mı? Yemek yiyecek vatandaş. Çay satın alacak. Çay satın alacak. Kafeteryalarda çay içecek. Kafeteryalara gidecek. Hediyelik eşya alacak. Evet. Ve bir sürü yeresel ve kültürel ürünler olacak. Bunların bir fiyat etiketi olacak mı? Yoksa önüne gelen önünde geldiği gibi mi satacak? Bakın. Çay Çarşısı AŞ diye bir şirket kurduk. Yönetim kurulunda Rize valisi kim olursa, Rize belediye başkanı kim olursa, Rize Ticaret Borsası başkanı ve borsa yönetiminden arkadaşlar olacak, yürütülecek orası. Dolayısıyla onun altında da bir profesyonel kadro olacak. Genel müdürü, genel müdür yardımcısı, laboratuvar ekibi, bizim aynı oradaki laboratuvarı burada kontrol amaçlı kullanacağız ürünlerde. Artı yürütücüsü, muhasebecisi vesaire. Kontroller dedik bir de. Burada satılacak ürünün kalitesini de, fiyatlamayı da hepsi bir belli kontrol altında olacak. Ama şunu söyleyeyim size. Orada bir restoran dedik, lokanta değil. Evet, restoran. Tamam, bunu tutup da yani çarşının herhangi bir yerindeki bir çorbayla da karşılaştırmamak gerekir. Veya özel ürünler olacaktır orada. Özel, sadece Rize'de satılan ürünler, atıyorum işte o maça çayı dediğimiz, beyaz çay dediğimiz, yarı orlum veya melisalı çay dediğimiz. Hayır, onlar fiyat etiketi koyuyordu, beyaz çay. İşte onlarda da şeyler görünecektir.
Ha orada o işte tespit edildi. Birisi afaki fiyatlarla dolanıyor, şudur budur. Bir uyarılı, iki uyarılı. Üçüncüsünde de vermiş olduğu teminatı yanar. Kardeşim seninle işimiz yok diyebiliriz de. Çünkü burası hedef şeyi nedir? Gelen insanları buradan memnun ayırmak. Artı ikinci hedef de nedir? Burada dükkan açmış, restoran vesaire açmış insanları da para kazandırmak. Üç, onun yanında çalışan insanları da para kazandırmak. Sonrasında tarladan oraya taşınmasında sebep olan müstesilleri de kazandırmak. Yani oradan birçok da bağlantılar yapılacaktır. Buna da inanıyorum. İşte yani yurt dışı veya... Kesinlikle olacak. Şu anda bizim yurt dışı borsalar bağlantımız olduğu için o alanlarda da biz bu çarşının temasını paylaşıyoruz. Ve sürekli orada ne zaman açılıyor, nasıl bir ziyaret programı koyacağız, ne yapacağız gibi arayanlar da var. Yani yurt dışından da takip ediliyor proje. Peki burada bir ticaret ortağı olarak sektörün menajerleri firmalarından bir tanesi olarak İstanbul Borsası'na girdiniz. Tek kurum olarak Rize'den herhalde sanayinde. Şimdi bu kadar borsayı konuştuktan sonra bu süreç içerisinde özel yani firmamla ilgili olarak cevap vermem ne kadar doğru olacaksa bilmiyorum. Hayır, şimdi Rize'den bildiğim kadarıyla tek. Evet. Yani bunda belli kriterleri vardır ki sizi oraya kabul ettiler. Ben o açıdan sordum. Kısa öz şunu söyleyeyim, bakın. 1985 yılında kurulmuş bir firma. O gün bugündür devam ede gelen, tamamen öz varlıklarıyla dönen bir firma. Yani hiçbir şekilde dışarıdan ortak almamıştır. Bir sürü ortağının ayrılmasıyla daha büyük firmalar da türemiştir şeyinden. Ama sürdürülebilir bir mantıkta gitmediğini gördüğümüz için ve çay sektörü peşine döndü. Nakit sermayesi olmayan hiçbir firmanın burada hareket edemeyeceğini gördüğümüz için örnek olabileceğini düşündüğümüz bu yola girdik. 1,5 yıllık bir geçmiş serüveni var. Bu çalışmada ilk SPK ile olan süreçten sonra KAP üzerinden İstanbul BIST Borsa ile beraber çalışmalarımızı sürdürdük ve 1,5 yılın sonunda bize şu kadar değerde açılabilirsiniz. İzni verildi, lisans verildi. Bu bir sistematik bir gelişim. Özellikle onu söyleyeyim. Hani ileriye doğru, geçmişe doğru zarar etmemiş, ileriye doğru zarar etmeyeceğini öngördüğünüz bir yol haritasını kabullendirmeniz gerekiyor. O yol haritasına göre hareket edeceğinize dair bütün sorumlulukları üzerinize alıyorsunuz ve nihayetinde halka açılmış oluyorsunuz. Bunu gerçekleştirdik. Hayır, bir örnek teşkil etmesi açısından sorumlu. Kesinlikle, aynen öyle. Yani şunu söyleyeyim, benim tahmin ettiğimden daha az konu oldu ilimde, açık söyleyeyim. Yani bu bir itiraf olsun. Çünkü Rize'den ilk açılan bir firma. Yani Rize il içerisinde borsaya açılmış bir firma yok. Trabzon'da bir ya da iki tane olması lazım. Yani Trabzon'la herhalde Trabzon Limanı olması lazım. Trabzonspor'la Trabzon Limanı olması lazım. Onlar da yani nedenli olduğunu düşünebilirsiniz şeyde. Böyle bir alanda açılmış olmak bir örnek teşkil etsin mahiyetinde olduğu için zorlamadık ama daha çok ilgilenilmesi gerekirdi. Bir de sektörün de ilki olmak, yani sektörde şimdi deminden beri bahsediyoruz, bu sektörün içerisinde %4'lük bir bölümümüz var bizim, 3-4 değişiyor bunun şeysi. Sektörün %4'ünü gören bir firma olarak büyük bir iş başardığımızı düşünüyorum. Yani benim için sektördeki sizin gibi siz belki %3, %4'ü teşkil ediyorsunuz ama %10'ları teşkil eden var, %7'leri teşkil edenler var. Bunlara örnek teşkil etmesi belki daha düşük ya, olanlar var. Aynen. Onları da örnek teşkil edebilmesi için bir örnektir. Hem müstahsile daha iyi hizmet verebilme anlamında da bir örnektir. Aslında Çaykur'un bu böyle bir sistemin içerisinde alınması gerektiğini düşündüğüm için bir örnektir. Finansal yorgunluğun içerisinde boğulan arkadaşlarım için bir şey olabilir. Ama burada ana şeyi söyleyeyim. Dürüst olmak,
doğru hedefte ilerlemek meselesi. Yani ben burada bir şekilde gireyim de işte oradan bir şeyler yapayım havasına girdiğinizde sizi bir şekilde dışarı atarlar. Hiç anlamazsınız onu. Yani öyle de bir yapısı vardı. Çünkü orada bir sürü insan, benim 75 bin kişi benden hisse almak için talepte bulundu. 75 bin kişi. Çok büyük bir rakam bu. Acayip evet. Bir vebal ve sorumluluk yükledi üzerimize. Ben o ortaklarımın ve o kişilerin de hiçbir zaman yüzünü kara çıkartmayacağım. Bunun için çalışacağım. Uğraşmam lazım. Daha profesyonel olmam lazım. 9 saat çalışıyorsam günde bunu 11-12 saatlere çıkartmam lazım. Bu mantığa yürüyorum. Ve bana bu dönemde ne yapabiliriz falan diye soran arkadaşlarıma da bu yol haritasını gösteriyorum. Dedim ya, Çaykur'u da bu yoldan belki yürütmemiz lazım. Türk Hava Yolları'nı biliyorsunuz, borsaya açıldıktan sonra olan sürecini düşünebiliyor musunuz? Evet, hızlıca gelişen bir yol. Yani eğrisi yatay olarak devam eden, dikeye geçen bir eğrisi oldu. Yani kazanç anlamında, büyüme anlamında. Ben şuna da inanıyorum. Buradan Sayın Genel Müdürüme de sesleniyorum. Çaykur'u borsaya açılabilecek, bütün finans ihtiyaçlarını orada kendisine ortak olabilecek insanlarla çözme çalışmalarını başlatması gerekmektedir. Belki bir devlet sektörü olduğu için orada belli yerlerden izin alması gerekiyor. Hava Yolları da öyleydi. O projeyi ama birisi bunun lazım. Hareketini vermeli. Arge yapması belki lazım. Bunun kontağına ben dokunmuş olurum. Belki arkadaşlar çalışmasıyla bunun yolunu belirlemiş olurlar diye önerimdir. Çalışan arkadaşlarımız var. Şu anda bölgeden BİST'in çalışma içerisine girenler. İyi bir şeyi başardığımızı düşünüyorum. Hem Rize'den bir ilki gerçekleştirmiş olmak hem de sektörden bir ilki gerçekleştirmiş olmak benim açımdan bir gurur verici. Dedeme, babama ve sektörde onlarla beraber başlayan insanlara da mahcup olmamış, sektöre karşı da mahcup olmamış bir firma olarak yolumuza devam edeceğiz. Gelecek yıllarda daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet başkanım, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Az önce bir mesaj atmış arkadaşlarımız. Sedat Abanoz, biliyorsun Çaykur Rizespor'un yönetiminde olan arkadaşım, bir de Çayeli Ticaret Odası Başkanımız Mehmet Ali Mert yoldaymışlar, bizi izliyorlarmış. Onlara selamlarımı iletiyorum. Dikkatli gidin. Veya dikkatli gelin. Evet. Bir vize gündem programı daha. Burada sona erdim. Yaklaşık 2 saate yakın bir süredir başkanla Rize'yi konuştuk, çayı konuştuk, borsayı konuştuk, sorunları konuştuk, çözüm önerilerini konuştuk. Kendisine katılımdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese de hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz.